Ülke TV'den, arka plandan iyi akşamlar. Sayın seyirciler, bu akşam arka planda 104 emekli amiralin bildiriye imza atması, hükümeti tehdit eden, Türkiye'de sivil siyasete parmak sallayan ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek kendi kendilerine durumdan vazife çıkarıp bir bildiri hazırlayıp daha sonra da o bildiriye imza atmalarını konuşacağız. Tabii önemli bir mesele, her açıdan değerlendirilmesi gereken, her açıdan konuşulması gereken bir mesele. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dakikalar önce bir açıklama yaptı ve dedi ki biz burada ne söylenmek istendiğini anlamıyor muyuz? Her şeyi anlıyoruz, her şeyin farkındayız. Bu bildirinin imzalandığı gece yarısı bile bir şeyi ima ediyor dedi. İşte başlığımız bu önemli hadise. Peki kimlerle konuşuyoruz? Sayın seyirciler, stüdyoda doçent doktor Yusuf Özkır var. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Faruk Bey. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ olun. Ve avukat, hukukçu Ertuğrul Akat, TÜRKAT Başkan Yardımcısı Ertuğrul Akar da stüdyoda. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Ve Ankara stüdyosunda Yeni Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı var. Hacı Yakışıklı'yı gördük. İyi akşamlar, merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Faruk Bey. Sağ olun. O zaman bu şekilde hazır kelebekte karşı karşıya iken bu akşam da Ankara'dan başlayalım Hacı Bey. Ne oluyor? Nedir bu? Mesela bir tweetinizi gördüm ben sizin. Şöyle yazmışsınız. Önceden genç subaylar rahatsızdı. Şimdi emekli amiraller rahatsız. Herhalde yavaş yavaş darbeci statükocu görüş mezara doğru gidiyor. İşte genç, emekli, mezar gibi bir tweetiniz vardı. Gerçekten ne anlama geliyor 104 amiralin bir bildiriye imza atması? Tabii bundan 24-25 sene önce en son büyük darbeyi yaşamıştık. 28 Şubat darbesini. O zaman gazetelerin manşetlerini genç subaylar rahatsız ifadeleri süslüyordu. Bugün geldiğimiz noktada o zaman genç olan subayların bugün emekli olduğunu ve emekli amiraller olduğunu görüyoruz. Herhalde önümüzdeki süreçte de mezara doğru darbecilik ve vesayetçilik son bulacaktır diye çok yorum yapıldı. 3 Nisan gecesi, gece yarısı verilen bir bildiri halkta büyük tepkiye sebep oldu. Başta 103 kişi olduğu söylendi, sonra 104 olduğu söylendi. Şu anda 104 amiralin bildirisi büyük tepkilere sebep oldu. Bugün Ankara'da ne var, ne oldu diye baktığımız zaman 14'ünün gözaltına alındığını görüyoruz. 10'u gözaltına alındı, 4 tanesi yaş haddinden dolayı 3 günlük süre verildi. Peki niye 103'ü birden, 104'ü birden gözaltına alınmadı da 14'ü gözaltına alındı soruları var. Evet. Bu 14 kişi bu bildiriyi hazırlayan kişiler olarak düşünülüyor. Bu bildiride yani bu imzası olan bildiriyi sahaya süren... Tespit edilmiş durumda mı? Düşünülüyor mu? Yoksa tespit edilmiş durumda. Tespit edilmiş durumda. Evet. Güvenlik güçleri tarafından ve savcılıktan kuvvetli bir şekilde tespit edilmiş durumda. Zira bunların kendi grupları vardı, yazışma grupları vardı. Orada bu işi özellikle sürükleyen kişilerin bu isimler olduğu görüldü ve 14 kişi ilk etapta gözaltına, 10 kişi gözaltına alındı, 4'ü de gözaltına alınacak. Tabii çok önemli bir şey var. Savcılık soruşturmayı derinleştirecek ve bu 14 kişiye çeşitli sorular soracak. Özellikle bu sorular, bildirinin hazırlanma süreci nasıldı? Bunları henüz bilmiyoruz, cevabını almadık. Bunları yarın bir gün öğreneceğiz. Yayınlanan son içerik hakkında bu 104 kişinin haberi var mıydı? Yani bildirinin bu son haline geldiğini bu kişiler biliyor muydu? Altında imzaları gönüllü müydü, değil miydi? Yayınlanacağı saati biliyorlar mıydı? Yani bir gece yarısı bu bildirinin yayınlanacağını biliyorlar mıydı? Muvazzaf subaylarla bağlantıları var mı? En önemli soru şu anda Ankara'da bu. 104 emekli amiral diye geçiyor ama acaba Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde şu anda muvazzaf olan subaylarla bu kişilerin bağlantıları var mı? Var olduğu düşünülüyor. Ancak bu bağlantının boyutu bilinmiyor. Boyutunun da büyük çaplı olmadığı, küçük çaplı olduğu, ancak o küçük çaplı da olsa bunun ortaya çıkarılması gerektiği söyleniyor. Aynı zamanda bu amiraller, evet, biliyorsunuz deniz kuvvetlerine bağlı. Acaba deniz kuvvetleri dışında kara kuvvetlerine, jandarmaya,
Ve hava kuvvetlerine sirayet etmiş bildiriler var mı? Orada bir hazırlık var mı? Yani bu iş Mavi Vatan üzerinden, Montreux üzerinden mi devam etti? Yoksa farklı yerlere sıçrayacak mıydı? Yine bunun cevabı direkt şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranıyor. Ankara'da soruşturmanın kesinlikle çok derinleştirileceğini, çok boyutlu ele alınacağını söyleyebiliriz. İş, ya bildiri hazırladılar, bunlar emekliydi. Canım ne olmuş ki noktasında değerlendirilmiyor şu anda. Çok ciddi bir şekilde işin üstüne gidiliyor ve soruşturma en dipteki hücrelere kadar uzayacak gibi gözüküyor ki Hulusi Akar da, Milli Savunma Bakanı da bugün emekli subaylarla, dernek etrafındaki emekli subaylarla bir araya geldi. Gerekli açıklamayı yaptı. Bu 104 kişinin tamamı suçlu mu değil mi, bu ortaya çıkacak, ancak 14 kişinin bu ekibin başında olduğu, bu süreci ilerlettiği gözüküyor ki şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 bin muvazzaf subay var. Ve bu subayların çoğunluğunun bu bildiriye katılmadığı söyleniyor. Çok az bir grup içeride olabilir ki bugün biz hala FETÖ operasyonunun devam ettiğini ve FETÖ'den dolayı açığa alınan subaylar olduğunu biliyoruz. Bu noktada da o küçük çaplı grubun da bu 104 kişi üzerinden ve bu bildiri üzerinden daha net ortaya çıkarılacağı gözüküyor. Aslında bu bildiri milletin de tepki vermesiyle birlikte böyle bir noktaya da tevessül etmiş gözüktü. Milletin tepkisi hayırlara vesile olmuş oldu diyebiliriz. Bunun yanında işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Onlar da ayrıyeten değerlendiririz herhalde. Peki, peki. Buraya dönelim. Yusuf Bey, birdenbire bir gece yarısı emekli amiraller, biraz önce haber servisinde şu soruyu da sorduk. Yani neden emekli öğretmenler bir araya gelip de bir bildiri yayınlamıyorlar bir gece yarısı? Hmm. Ya da emekli hakimler, öyle değil mi yani? Emekli bir sürü dernekler var, emekli dernekleri var. Mesela bu insanlar neden bir bildiri yayınlamıyorlar? Da emekli amiraller bildiri yayınlıyor. Emekli amiraller bildiri yayınlayınca ne anlama geliyor? Şimdi öncelikle bunun çok talihsiz bir hareket olduğunu, bir adım olduğunu söylememiz lazım. Altını çizmemiz gerekiyor. Emekli amirallerin bu şekilde 104 kişi bir araya gelip böyle bir bildiri yayınlamış olması Türkiye'de çok farklı bağlamlarda ele alınabilecek bir mesele. Evet. Şimdi onlara tek tek gireceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Benim açımdan çok değerli olan nokta, böyle bir bildiri, buna biz muhtıra da diyebiliriz. Bu muhtıraya karşı... Muhtıra der misiniz? Emekli amiraller muhtırası çok net. Benim açımdan bu bir emekli amiraller muhtırasıdır. İçeriği, hedefleri açısından bakıldığında ve Türk siyasal hayatı içerisindeki genel akış içerisinde değerlendirildiğinde bu bir emekli amiraller muhtırasıdır. Ama bizim açımızdan pozitif olan, iyi olan nokta şu: Türkiye'de toplum, kamuoyu, medya, çok büyük ölçüde bunu söylüyorum, destekleyenleri de oldu ama çok büyük ölçüde bunun karşısında yer aldı ve hızlı bir şekilde siyasetinden sivil toplumuna kadar, akademisyeninden gazetesine kadar çok geniş bir kesimde bu eleştirildi, telin edildi ve mahkum edildi. Bugün de mesela rakamlar, belki siz de haberlerinize vermişsinizdir, 500 bin civarında işte STK'lar, üniversiteler, çok yüksek rakamlarda bu darbe bildirisiyle alakalı, evet, bu muhtırayla alakalı bir başvuru yapıldı. Eleştiren ve yargılanması konusu bir başvuru yapıldı. Zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişken. Bu bizim bardağın dolu tarafı. Yani Türkiye'de bu tür tevessüller, bu tür girişimler karşısında siyasi iradenin dışında toplum, sivil toplum kuruluşları, yargı, üniversiteler çok hızlı bir şekilde harekete geçti. Bunu geçelim. Bunun dışında şimdi metne baktığımızda Faruk Bey, siyaset kurumu bir bütün olarak karşısında yer aldı mı? Hiçbirinde bir %100 bir bütünlük söyleyemeyiz. Yani siyaset kurumunda mesela Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi çok net bir şekilde pozisyonunu aldı, tavır koydu. Evet. Muhalefet cephesinden de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in pozitif bir açıklaması oldu ki bence bulunduğu pozisyon çerçevesine bakıldığında, ki kendi genel başkan yardımcısının da bu işin içinde olduğu ortaya çıktı. Birinci imzacı. Zor bir konumda mı yaptı diyorsunuz bu açıklaması? Bence de ya, bu açıklaması değerliydi.
Faik Öztrak bu böyle biraz tezgah bir bildiri açıklamasını yaptı. Yani şimdi, 15 Temmuz darbesine hangi cümleyi kurmuşlarsa tiyatro o dedi. Şekilde kurdu. Evet. Şöyle şimdi %100 zaten tüm taraflar bu konuda hemfikir olmadılar. Şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, işte sözcüleri, partisi içerisinden bazı milletvekillerinin çok bu bildiriye taraftar veya bu bildirinin önemini zayıflatacak, işte bunu tiyatro diyecek şekilde açıklamalar yaptığını gördük. Benzer şekilde daha küçük sağ kesimden, mesela AK Parti'den ayrılmış diyelim ki bir partinin yaklaşımı da bu şekildeydi. Benzer şekilde Saadet Partisi Genel Başkanı açıklaması da hani yani ne şiş yansı ne kebap diyebileceğimiz şekilde bir açıklamaydı. Burada siyaset kurumunun da bir bütün olarak bu muhtıra bildirisinin karşısında yer aldığını göremedik. Medyayı da göremedik ama benim söylemek istediğim çoğunluk olarak yani büyük çoğunlukla bu tür muhtıraların, bu tür darbe girişimlerinin ne olduğunu anlayan, bilen, adını koyan ve buna karşı teyakkuza geçen bir toplumun büyük bir kesimi var şu anda. Evet. Ve onlar da hızlı bir şekilde gardını aldılar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dava açtı. Bunun dışında telin edilmesi de önemli. Bir başka nokta Faruk Bey, şimdi bu üzerinde çalışılmış bir metin. Şimdi baktığımızda bir kere bunun tesadüfen ortaya çıkmamış bir metin olduğunu kesinlikle. Şimdi bu tür metinler böyle bir gecede yazılmaz. Üzerinde çalışılmadan kamuoyuna deklare edilmez. 3 kişi 5 kişi noktasını nereye koyalım, hangi ifadeyi çıkartalım, hangi ifadeyi ekleyelim, hangi ifadeyi koyarsak şöyle anlaşılır, hangisini çıkartırsak o şöyle doldurulabilir tabii. Şeklinde üzerinde çalışılmış bir metin. Şimdi emekli amirallere baktığımızda bunlar büyük ölçüde Türkiye'deki askeri darbeleri gerçekleştiren Kemalist zihniyetin bir uzantısı olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Yani 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren anlayışla, 12 Mart muhtırasını veren anlayışla, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren anlayışla aynı uzantını, aynı silsilenin devamı olan bir çizgide olduklarını görüyoruz. Ve o yüzden de darbe bildirisine Yüce Türk Milleti'nin ifadesi hitabıyla başlıyorlar. Bu ifade klasik darbe metinlerinde kullanılan bir ifadedir ve kendisini hiyerarşik olarak ayrıcalıklı bir yere koyarak bir kendisinden medet umulan ve işte bu zor zamanda, zor koşullarda kurtarıcı olarak gelmesini öngörülen bir pozisyonda bu açıklama yaptı. Evet, dolayısıyla birincisi bu. Yüce Türk Milleti'ne dediğinde bu başka bir noktaya gidiyor. İkincisi, belli hitaplar yapıldıktan sonra şu vurgu yapılıyor metinde. Bunlar yapılmazsa aksi takdirde şunlar olacaktır diyerek de aba altından sopa gösteriliyor ve toplum, siyaset, bu işi muhatabı her kimse tehdit edildiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla burada bir organizasyon var. Bu çok net bir şekilde karşımızda. Bir diğer nokta, bunu mesela şu şekilde söyleyenler var. Yani ifade hürriyeti ne olacak da işte emekli amiraller bildiri yayınlamış, bundan bir şey çıkmaz yani şeklinde. Yani bir fikir hürriyeti gibi değerlendirenler var. Şimdi bu şu açıdan eksik bir değerlendirme. Bu 104 amiral içindeki pek çok amiral zaten televizyonlarda, sahir zamanlarda, katıldıkları programlarda görüşlerini açıklıyorlar. Gazetelere röportajlar veriyorlar, kitaplar yazıyorlar. Bu fikirleri aslında yeni fikirler de değil. Yani bunlar bizim bildiğimiz fikirler aslında. Ama bunun bir 104 kişinin bir araya gelerek gecenin bir yarısında ve daha önceki darbe bildirilerini çağrıştıracak içeriklerle deklare edilmesi ve bunu da işte Ahmet Mehmet şeklinde değil, emekli or amiral apoleti altında yapılmış olması bunu bir muhtıra bildirisi niteliğine sokuyor ve diğer ifade hürriyeti ve bizim gibi insanların diğer açıklamalarından ayırıyor. Burada olsa mesela o isimlerden herhangi bir tanesi fikirlerini açıklasa bu bireysel fikir hürriyetine gelir ama 104 amiralin bir araya gelip bunu yapmış olması başka bir de bağlamda değerlendirebilir. O yüzden o çerçevede bakmak lazım. Peki. Ertuğrul Bey, bildiri deyince hele gece yarısı
emekli askerler ya da muvazzaf askerler fark etmez bir bildirinin altına imza atıyorlar. Bu darbe imasıdır iddiasında bulunanlar haksız mıdır? Belki böyle de olabilir. Yani şunu söyleyen insanlar da var. Abarttınız bunu. Yani burada darbe iması falan yoktur. Ama 104 tane emekli amiral bir bildiri ve imza atılıyor. Nasıl anladınız? Tabii değerlendirilmesi gereken farklı boyutlar var. Yani işin siyasi boyutu, hukuki boyutu, ekonomik boyutu ve sosyal boyutu. Bu dört ayrı başlık altında aslında incelenmesi gereken çok önemli bir konu. Hem bildiri olması hem Montreux sözleşmesinin içeriğinde yer alması, muhtevasında yer alması hususu aslında önemli. Tabii bu bildiri midir, darbe midir, değil midir? Yusuf Hoca burada, muhtıra diyor. Çok basit değerlendirmeler yapabilirsiniz. Çok sevdiğim bir laf var. Tecrübe edilmişi tecrübe etmeyiniz diye. Ve tarihin tekerrürden ibaret olmaması adına dersler ve önlemler alınmalıdır. Burada da biz aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Bir kere 104 kişinin bir araya gelmesi, niye 5 değil, 10 değil, 8 değil, 20 değil, 50 kişi değil, niye 104 kişi? Yani bu tesadüfü bir şey olamaz. Kimse bizim aklımızla oynamasın. İkincisi, neden gece yarısı? Yani bu amirallerin birçoğu televizyonlarda deniz hukuku ile ilgili veya Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda, Ege adaları söz konusu olduğunda zaten televizyonlarda şahsi kanaatlerini bildiren kişilerden oluşuyor. Evet. Neden 104 kişi bir araya gelip de ismini bildiri koydukları bir metni gece saat 2'de yayınladılar? Gece yayınlanması da ayrı bir mevzu. Konunun içeriği hiç ortada olmayan, tartışılmayan Montreux Sözleşmesi bahane edilerek bir anda hem millete hem milletin seçilmiş temsilcilerine, siyasi iradeye, evet, iktidara parmak sallama. Yani şunları, üstadımız söyledi, şunları yapmazsanız vay halinize demenin çalışılmış bir metin haline getirmiş bir şekli. Diğer bir husus, burada bu bildiriyi yayınlarken bu kişilerin general sıfatlarını kullanmaları. Madem siz bir uzmanlık görüşü ortaya koyacaksınız. Amiral. Uzmanlık görüşü ortaya koyacaksınız. Amiral sıfatını kullanmadan da kendi uzmanlık alanlarınızla ilgili, çoğusu doktora yapmıştır. Bu işin uzmanı olarak kendilerini görüyorlar. Askerin ve devletin vermiş olduğu unvanı neden kullanıyorsunuz? Bu işin uzmanı olarak konuşabilirsiniz. Neden size, amiral? Size bir cevap geliyor. Şöyle diyor mesela Şafak Topallar. Ertuğrul Bey'e şunu iletebilirsiniz demiyor da tam onu söylüyor. Diyor ki okumazsınız ama yazayım yine de. Emekli amiraller çünkü dışişleriyle birlikte Montreux konusunu en iyi bilen insanlardır. Evet. Konuyu bilmeyenden hassasiyet bekleyemezsiniz diyor. Yani doğru. Bu Şafak Bey diyor ki Montreux'u, dış ilişkileri, boğazları en iyi bilenler bu emekli amirallerdir. Doğru, biz de aynısını söylüyoruz. Evet. Biz diyoruz ki, az önce söylediğim gibi, bu konularda uzman olmalarında veya şahsi görüşlerini bildirmelerinde bir behis yok. Neden amiral sıfatı altında, bu sıfatın altına sığınarak, 104 kişi bir araya gelerek, gece saat 2'de devlete parmak sallayarak bu işi yaptılar? Neden gece 2? Yani siz kamuoyuna, evet, bir bilgi paylaşıyorsunuz. Montreux gibi sözüm ona Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal edileceğini düşündüğünüz bir konuyu siz gece mi açıklarsınız yoksa basın mensuplarını çağırır bir basın toplantısı şeklinde mi düzenlersiniz? Neden veya sözüm gündüz ona, mü? Sözüm ona diyorsunuz. Montreux... Oraya da geleceğim. Evet. Bir diğer husus, bu kişiler emekli oldular ama kendi muadilleriyle hala iletişimdeler. Birçoğu aynı okuldan, akademiden arkadaşlar. Yani Milli ordu içinde. Ordu içinde. Milli Savunma Bakanlığı'nda kendi ulaşabilecekleri arkadaşları var. Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşabilecek rütbede arkadaşlar. Bu adamlar amiral. Yani daha üstü ne olabilir? Bu insanlar normal insanlar değil ki. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ulaşabilirler. Ona da gerekli rahatsızlıklarını mektup şeklinde verebilirler. Neden bu yolu denemediler? Neden her biri televizyonlara ve medyada olmalarına rağmen böyle bir bildiri yayınladılar. Evet. Şimdi bu işin tabii bu CHP'nin sözcüsü Faik şahsın
her konuda olduğu gibi bu konuda da akıl almaz ifadeleridir. Artık bunlar milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Devlet aklı nedir bilmiyorlar. Devlet yönetmek ciddiyeti nedir bilmiyorlar. Her konuyu sulandırmak adına hukuku, demokrasiyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını çiğneyen CHP'nin kendisidir. Şimdi neden sözde dedim? Bakın Montreux Lozan'ın tasdiki amacıyla yapılmıştır. Evet. Lozan'da mevzu neydi? Lozan'da mevzu Boğaz'ın 15 kilometre sağından 15 kilometre de solunda gayri asgari bir askeri bir alan yaratmaktı. Evet. Fakat bunun geçerli olmadığı, yürütülemeyeceği görüldü ve bir toplu komisyon eşliğinde bir anlaşma yapıldı ve dendi ki biz bu 15 kilometre sağ 15 kilometre solda yetmiyor. Tamamen savaş gemilerine bu işi kapatalım. Karadeniz'i bir güvenli liman haline getirelim ve ticari gemiler açısından da bazı hükümler içerelim. Şimdi ticari gemiler açısından baktığımızda da Türkiye lehine tek bir harf göremiyorsunuz. Ticaret gemileri tonajlarına göre seyri sefer haklarını yani kesintisiz geçiş haklarını çok rahat, sağlık dışında hiçbir kontrol yapılamadan çok rahat şekilde gidebiliyorlar. Bu ticaret gemileri yalnızca eğer yolu bilmeyenler varsa konteyner eşliğinde rehberlik hizmeti alırlarsa ki hiçbiri almıyor artık yolu biliyor hepsi, ücret ödeyebiliyorlar. Fakat bugün baktığımızda Panama kanalı, Süveyş kanalı ve dünyanın diğer kanalları milyarlarca dolar ülkelerine gelir getiriyorlar. Ama biz de şu anda Boğaz'dan geçen tüm ticaret gemileri ücretsiz geçiyor ve Türkiye'ye zarardan başka bir faydası yok. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Şimdi 36'da, Ertuğrul Bey 36'da bir anlaşmaya imza atılmış. Evet. 36'da Cumhurbaşkanı Atatürk. Evet. Orada şöyle de bir şey var. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak. Mesela siyasi erkin yöneticilerin bir karar alırken bizde askerin sürekli olarak başka bir cümleyle olaya giriş yapması da nereden çıkıyor? Mesela Atatürk Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalanırken Fevzi Çakmak olmaz, bu böyle bir şey olmaz dedi mi mesela? Ama dönemin koşullarını... Ya şimdi koşullar başka bir şey. Bir şeyden bahsediyorum yani edemeyiz. Uygulamadan. Bugün mutlaka mesela söyleniyor bu. Emeklisi bile söylüyor. Şöyle, diyebilir mi mesela? Diyebilir mi? Ya mutlaka demiştir. Bakın Kazım Karabekir'in Paşaların Kavgası kitabı var. Herkese evet. Öneririm. Kendi yazdığı bir kitap. Orada Atatürk'le Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında siyasi ve sosyal tartışmaların hepsini yansıtmış. Evet. Yani o dönemde bu tartışmaların yapıldığını kuruluş aşamasında. Orası önemli. Evet, kuruluş aşamasında. Ama bu dönemde tabii bu tartışmaların yapıldığını ben düşünüyorum. Fakat siyasi irade son karar merci. Nihai kararı sonuçta siyasi irade verir. Aslında bu dönemde de aynı şartlar işliyor. Yani siyasi irade bir proje ortaya getiriyor ve toplumun çeşitli kesimleri bu konuda görüşlerini belirtiyorlar. Fakat şunu kaçırmamak lazım. Yani bu emekli amirallerin bu konuda fikri var da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları zedelenecek de Milli Savunma Bakanı kasaplıktan mı geldi oturdu oraya? Muvazzaf subayların görüşü alınmıyor mu? Yani bugün Milli Savunma Bakanı bu adamlar kadar milletini sevmiyor mu? Çıkıp diyemez mi? Yani bu siyasi koltuk bu kadar mı önemli? Sayın Hulusi Akar çıkıp diyemiyor mu kardeşim? Devlet benim için her şeyden önemlidir. Bu iş Türkiye'ye zarar getirecektir diyemiyor mu? Bilmiyor mu? Ya demek ki veya bu ülkenin hocaları Sayın İlber Ortaylı, Sayın Celal Şengör bas bas bağırıyorlar. Kanal İstanbul projesi Türkiye'nin önünü açacak, hem gelir getirecek hem stratejik açıdan, siyasi açıdan son derece önemli bir projedir ve yapılmalıdır. Bunu söyleyen dünya çapında bizi temsil eden iki profesör, iki hoca. Şimdi biz bu görüşleri bir tarafa bırakacağız ama içlerinde imzacı bulunan bir amiral ki ismini zikretmek istemiyorum, YPG'ye layık diyecek. DH'dan daha tercih edebilirim diyecek. PKK'dan daha tercih edilebilir bir terör örgütüydü. Yani ve bunu da laikliğe bağlayacak. Ondan sonra da CHP ve şürekası bize çıkacak diyecek ki ya bu adamlar Atatürk ve ilke ve inkılaplarını koruyorlar. Biz bunlara ne diyebiliriz? Eğer laiklik sizin terör örgütüne yakıştıracağınız bir sıfatsa ya biz bunu istemiyoruz. Bu devlet, bu millet bunu istemiyor. Bakın bütün darbelerde 60'ta, 74'te, 80'de, 97'de, 27 Nisan ev muhtırasında 15 Temmuz'da ya Atatürk ilke ve inkılaplarını koruma adına yahu bu ülkeye gelmiş geçmiş
yönetici ve iktidarları ortaya koyduğunuzda, masaya koyduğunuzda AK Parti kadar Atatürk ilke ve inkılaplarına hizmet eden, milli iradeyi baş üstünde tutan başka bir hükümet gördünüz mü Allah rızası için? İşin diğer tarafından, bunlar açısından baktığımızda, PYD'ye, YPG'ye layık diyen bu amiraller açısından baktığımızda, Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar ve bu hükümet vatan haini. Gelmiş geçmiş en berbat hükümet. Ya bu zihniyet mantıklı bir zihniyet midir? Akılcı bir zihniyet midir? Bunlar tamamen gündemi değiştirmek adına bir fırsat kolluyorlardı ve bu fırsatı yakaladılar. Son bir şey söyleyeceğim. Arada hocamla da konuştuk. Çok önemli bir şey. Aslında bugün Nagihan Alçı'nın yazısında okudum ben. Çok önemli bir şey vurgulamış burada. Bu amirallerin muvazzaf subaylarla, askerlerle aslında işbirliğini de ortaya koyan bir şey söyleyeceğim. Bu da 26 Şubat 2021 kararnamesi. 6 Şubat 2021 kararnamesi şöyledir. Şu anda görev yapan muvazzaf askerlerin atamalarının tamamı Milli Savunma Bakanlığı'na, yani siyasi iradeye verilmiştir. Bu rahatsızlık aslında ondan kaynaklanmaktadır. Yani o içerideki krallık yavaş yavaş bitmektedir. Hacı Bey'in dediği gibi artık o içeriden kaşımalarla devşirdikleri vatana ihanet şebekeleri mezara doğru gitmektedir. Ve bu son kararnameyle de Milli Savunma Bakanlığı hem Milli Savunma Üniversitesi'ni kurması, o genç subayların önünü kesmesi, darbecilerin, hem de bu 6 Şubat 2021 kararnamesiyle atamaların tamamen hükümet iradesine, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü, baktığınızda bunlar da silahlı kuvvettir ama atamaları İçişleri Bakanlığı'nın tarafından yapılmaktadır. Bu noktada bence rahatsızlıkları bu noktada da vardır. Bu da neyi gösteriyor? İçeride muvazzaf subaylar ile işbirliği içinde olduklarını gösteriyor. Bu tabii bu yani sizin iddianız bir şekilde içeride muvazzaf subaylarla işbirliği fiilen ispat edilmediği müddetçe. Tabii bu tabii bir öngörüdür. Bu kararnameye bir şeydir, öngörüdür. Tabii onu görmek lazım. Bir 3 dakika var Hacı Yakışıklı, araya gitmeden. 3 dakika bir vakit, sonra dönünce devam edebilirsin. Ama konu şu. Evet. Mesela Ertuğrul Bey diyor ki gündemi değiştirmek için bir fırsat kolluyorlardı ve gündemi değiştirdiler. Fakat ben fikrimi söyleyeyim. Bu değişen gündem, doğrusunu isterseniz, daha çok hükümetin sanki hükümet adına olumlu sonuçlar doğuracak bir gündem oldu. Yani insanlar hemen cepheleştiler ve dediler ki biz seçtiğimiz iktidarın yanındayız. Yani darbe imasından bile insanlar hemen hükümetin yanında yer aldılar. Yanılıyor muyum? Yani tespitiniz şu açıdan doğru. Evet, bu kesinlikle bir darbe bildirisi öncelikle. Yani bu bildiri muhtıra bile değil. Yani bu resmen bir darbe bildirisi. Aslında bu bir nabız yoklamaydı. Zira şimdi hükümet giderek çıtayı yükseltiyor. İşte irtica maddesi ortadan kaldırıldı. İrtica dediğimiz şey soyut bir kavramdı. İşte şöyle bize baktıkları zaman, Ertuğrul Bey biz sakallıyız, hocamın da elinde bir gümüş yüzük varsa tamam biz de irticacıyız diye soyut kavramlar üzerinden geliştirilen bir süreçti. Bunun değiştirilip de terör gibi somut bir kavram üzerinden geçmesi, yani PKK, DHKPC, MLKP, FETÖ gibi terör örgütleri üzerinden bunun eklenmesi ve bu örgütlere iltisaklı olanların girmeyecek olması artık sabırlarını taşırdı. Çünkü bir havuzun içerisine irtica diye kafalarına göre insanları atamaz oldular. Bu bildiri bir ön nabız yoklamasıydı. Eğer vatandaş tepkisini koymasaydı bunun devamı gelecekti. Ve bu bildiri, sizin tespitiniz şu açıdan çok doğru. Hayırlara tevessül etti. Niye hayırlara tevessül etti? Çünkü gece vakti, gecenin 3'üne kadar, 4'üne kadar insanlar mesaj attılar. Tepkilerini ortaya koydular ve Montreux üzerinden oluşturulan korku imparatorluğu dağıtıldı. Zira Montreux dediğimiz sözleşme aslında 14 sayfalık bir sözleşme. 29 maddelik bir sözleşme. Açık. Şu anda insanlar internetten girip bu sözleşmeyi okuyabiliyorlar. Gizli hükümleri falan yok. 20 yıllık. Yani Montreux'un tartışılması açısından olumlu oldu. Anladım, anladım. Peki. Ve Montreux 20 yıllık sözleşme bu arada. 28. maddesinde 20 yıllık. Beşiktaş, Montreux ile ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Montreux önemli ama herhalde süremiz bitti de reklamdan sonra devam edelim. Araya gidip dönelim, konuşalım onun üzerine.
Ertuğrul Bey bir şey söylüyordu. Montrö'nün 28. gideyim. Maddesinde bu sözleşmenin 20 yıllık olduğu açıktır. Ama ülkeler çekilmemişler. Yani bir dogmatik veya egemenlikle ilgili bir mevzu yok ortada aslında. O zaman aslında. Türkiye ben çekiliyorum dese. Hiçbir şey yok. Çünkü egemenlik gücüyle ilgili, yani sizin siyasi, ekonomik, askeri gücünüzle ilgilidir uluslararası sözleşmeler. Bugün güçlüyüm, tanımıyorum. Bitti. Ki Montrö'nün imzalandığı devletler de dağıldılar. İmzalanan devletler de dağıldı. Şu anda yok o devletlerin bir kısmı. Anladım. Peki o zaman bir kısa araya gidelim. Bu işi biraz konuşalım. Kısa bir ara. Arka plan devam ediyor sayın seyirciler. Arka planda tabii Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve 104 emekli amiralin imza attığı bildiri, bunları konuşuyoruz. Fakat araya gitmeden önce avukat Ertuğrul Akar, hukukçu Ertuğrul Akar, aynı zamanda TÜRKAT Başkanı, Başkan Yardımcısı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili şöyle bir şey söyledi. O kadar abartılacak bir şey değil. Yani nihayetinde bir devletin egemenlik hakları söz konusuysa bir anlaşma da tartışmaya açılabilir dedi. Ankara'dayız Hacı Yakışıklı. Montrö bu kadar kolay tartışılabilecek bir anlaşma mıdır? Montrö Türkiye için bir beka meselesi değildir. Montrö Sözleşmesi'ni Lozan Antlaşması'ndan 13 sene sonra, yani 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nda Boğazlar'da bir komisyon kurulur. Yabancılardan evet. oluşan bir komisyon kurulur maddesi vardı. Ve bu maddeye 13 sene sonra Türkiye itiraz etti. Ve itiraz ederken o dönem Mustafa Kemal şunu söyledi. Siyasi şartlar değişmiştir. Siyasi şartlar değiştiği için bu maddede değişmelidir demiştir. Ve o madde üzerine 29 maddelik ve 14 sayfadan oluşan Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır 20 Temmuz 1936'da. Tabii Mustafa Kemal dönemin şartları altında bunu imzalattı. Yani burada Montrö'yü tartışırken veya konuşurken o dönemin siyasi kişilerini eleştirmiyoruz. Ancak Montrö'ye baktığımız zaman 28. maddede evet 20 yıl sonra feshedilebilir diyor. Yani bir fesih maddesi var. Evet. Fakat ikinci maddesi de sonsuza kadar bu madde hüküm sürer diyor. İkinci madde şu. Ben Montrö'den sadece 3 maddeyi kısaca söyleyeceğim. Can alıcı maddeler. Madde 2 diyor ki gemiler gündüz ve gece, yani istedikleri zaman bayrak ve yük ne olursa olsun, yani hangi ülkenin gemisi olursa olsun ve içindeki yük nükleer olur, balistik füze olur, petrol olur. İçindeki yük ne olursa olsun hiçbir işlem olmaksızın Boğazlardan geçiş tam özgürlüğünden yararlanacaktır sağlık diyor. Yani şu anda dışında. Boğazlardan bugün evet. hala yürürlükte olan Montrö'ye göre bir gemi bizim boğazımıza dayandığı zaman, İstanbul Boğazı'na dayandığı zaman içerisinde ne yük taşıdığını sormaksızın Türkiye buna müsaade etmek zorunda deniyor. Ve bu gemilerden hiçbir vergi ve harç alınmayacaktır maddesi var. Eleştirilerde şu söyleniyor. Zaten burası uluslararası su yoludur, doğal bir su yoludur. Zaten vergi alınmaz diyor. Burada hata yapıyorlar. Zira bu Montrö imzalanan son Boğazlar Sözleşmesi'dir. Öncesinde 6 tane Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır burada 1840'tan itibaren. Ve o sözleşmelerde Türkiye'nin buradan vergi alacağı hükmü vardır. Ancak Montrö'de vergi alamaz hükmü getirilmiştir. O açıdan bu sözleşmenin güncellenmeli denmesinin sebebi bu. Peki o dönemki şartlara baktığımız zaman hani Montrö'nün şartlarıyla şimdiki şartlar nasıl değişti? O dönem ortalama rakamlarla söylüyorum yılda 3000 ila 5000 gemi geçiyordu Boğazlardan. Fakat bugün baktığımız zaman geçtiğimiz sene 43 bin gemi geçmiş. Bu sene pandemi olmasaydı 50 bin geminin geçeceği öngörülüyordu. Evet. Yani Montrö 1936'da imzalanırken 5 bin gemi geçiyor. Bugün 50 bin gemi geçiyor. 10 katına çıkmış. Şimdi İstanbul Boğazı bu yükü kaldıramaz. Beyrut Limanı'nda bir patlama oldu ve bir gemilik nitrojen yüklü bir depo patlayınca bütün liman yerle bir oldu. Peki buradan gemiler geçerken, işte Dolmabahçe'de Atatürk vefat etti Mustafa Kemal. Dolmabahçe'nin kenarından geçiyor bu gemiler. Topkapı Sarayı'ndan, Ayasofya Camisi'nden, Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyor. Beyrut'taki gibi bir patlama olursa ne olacak? Ve şu anda yılda 52 kaza oluyor. Geçen sene 52 kaza yaşandı Boğazlardan geçerken bu gemiler. Salih Efendi yalısının halini hep beraber gördük. Daha 3 gün önce geminin biri tam yalılara çarpacağı zaman son anda durdu. Şimdi, İstanbul bu kadar değersiz mi? Boğazlar bu kadar değersiz mi ki bu gemiler rastgele geçiyor? O yüzden
yüzden işte. Evet. Buradaki geçişlere, bu 50 bin geminin geçişine dur demek lazım ki petrol taşıyorlar, nükleer taşıyorlar. Evet. Yani Karadeniz'i biz koruyoruz ama bütün bedeli de biz ödüyoruz. Şimdi bir şey, madde 21 çok acıklı bir madde. Faruk Bey, çok acıklı bir madde. Sesim geliyor mu? Bir şey söyleyeceğim. O maddeye bakalım. Şimdi geliyor. Maddeye bakalım. Şimdi yani Atatürk Dolmabahçe'de vefat etti. İşte Sultanahmet'in önünden, Sarayburnu'ndan bu gemiler geçiyor. Bir patlama olsa bunları en azından hangi niyetle söylediğinizi 3 aşağı 5 yukarı anlamaya çalışıyorum. Yani anlıyorum da. Fakat burada mesele şu. Süveyş kanalı bir tek gün kapalı kaldı. Yani kapalı kaldı birkaç gün de, bir tek günün bedeli 9.6 milyar dolardı. Yani bir gün kapalı kalmasının bedeli 9.6 milyar dolardı. Şimdi burada bunları söylerken tabii ki bir gemi patlar mı çatlar mı? Aslında Türkiye şu anda kaç senedir para alamadan gemilerin geçtiği boğazlarda daha başka bir hakimiyeti düşünüyor. İşin gerçeği bu. Ve Kanal İstanbul projesini de Sayın Cumhurbaşkanı bunun için söylüyor. Yani arkasından zaten söylüyor. Yani burada bizim haklarımız var diyor. Bu haklarımız söz konusu olduğunda biz bunu yaparız diyor. O zaman diyor Montrö'de tartışmaya açılabilir bizim için diyor. Fakat ben teknik bir şey soracağım. Mesela ne düşünüyorsunuz? Bu işin bir de Çanakkale tarafı var. Şöyle, bu Boğazlar Sözleşmesi, sadece İstanbul Boğaz Sözleşmesi değil. Bir gemi Çanakkale'den Montrö'ye göre girip Kanal İstanbul'dan Kanal İstanbul'a göre çıkabilir mi? Yani çünkü toptan bir Boğazlar Sözleşmesi'nden bahsediyoruz. Ne diyorsunuz buna? Tabii ki şöyle, Kanal İstanbul'la Montrö birbiriyle direkt bağlantılı olmadığı gibi tamamen bağımsız da değil. Tabii. Bugün Çanakkale Boğazı'ndan giren bir gemi Kanal İstanbul'dan geçebilir, geçmek durumundadır. Burada mevzu İstanbul'dur. 3 tane Boğaz'ın gerdanlığı vardır şu anda. 3 tane büyük köprümüz vardır. Evet. Kanal İstanbul'la Montrö arasında şu var. En çok tartışılan noktayı söyleyeyim ben. Savaş gemileri mevzusu tartışılıyor. Efendim işte Montrö tartışmaya açılırsa veya kaldırılırsa Amerikan savaş gemileri buradan rahatlıkla geçer ve Karadeniz'i hakimiyetleri altına alır diyor. Evet. Montrö'de savaş gemileriyle ilgili şu söyleniyor. Boğazlardan serbestçe geçerler. Tonajlarıyla ilgili bazı maddeler var. Ve 21 günden fazla kalamazlar deniyor. Hemen şu soruyu soruyoruz. Yahu Karadeniz'i korumak sadece Türkiye'nin vazifesi mi? Yani Karadeniz'e kıyısı olan devletler, bir sürü devletler var. Hepsini Türkiye koruyacak ama bütün bedeli Türkiye ödeyecek, hiç kimse bir bedel ödemeyecek. Öyle mi? Soru budur. Yani Rusya'yı Türkiye koruyacak, Amerikan gemileri gitmeyecek. Bunun bedelini kim ödüyor? Türkiye. Montrö'deki savaş gemileriyle ilgili maddeler aynen korunabilir. Ve Kanal İstanbul'dan da bunlar geçirilmeyebilir. Bunlar ileride konuşulacak mevzulardır. Ancak şu anda Montrö'nün savaş gemileriyle ilgili maddeleri kaldırılsın ve Amerikan savaş gemileri buradan geçsin diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şeyi söyleyen de yok şu anda. Peki. O açıdan da Türkiye'nin Montrö'yü bütünüyle kaldırma değil, güncelleme hedefinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu 29 maddenin savaş gemileriyle ilgili olan maddeleri dursun ama şu madde 2, önüne gelen gemi, nükleer bomba taşıyan gemi, şunu da siz söylediniz aslında. Ya bugüne kadar geçmiyor muydu? Ne evet. oldu da bugün aklınıza geldi soruları var. İyi de Türkiye'de 60'da, 70'de, 80'de, 97'de, 2016'da darbeler oldu. Millet darbelerden Montrö'yü göremedi. O açıdan şu anda baktığımız zaman en son işte bu 104 amiralin darbe bildirisi milleti kendine getirdi ve Montrö bildirisi diye geçiyordu bu. Peki. Eğer bu bildiri başarılı olsaydı bugün adına 104 amiralin Montrö bildirisi değil, darbe bildirisi derdik ve 2021 darbesini 10 sene sonra torunlarımız konuşurdu, çocuklarımız konuşurdu. Öyle bir madde. Ben en acıklı maddesini söylemek istiyorum Montrö'nün. Şimdi Türkiye kendini savaş tehdidi altında hissederse diyor, savaş gemilerini buradan geçirmeyebilir. Savaş çıkabilecek ülkenin gemisini. Ama buna kim karar veriyor Faruk Bey biliyor musunuz? Madde 21. Milletler Cemiyeti Konseyi. Türkiye'nin kendisini yakın bir savaş tehdidi altında hissettiği kararının 3'te 2 çoğunlukla haklı olmadığına karar verirse Türk hükümeti aldığı önlemleri kaldırır. Yani Türkiye'nin savaş tehdidi altında olup olmadığına Milletler Konseyi karar veriyor. Milletler Cemiyeti Konseyi karar veriyor. Evet. Türkiye karar veremiyor. Böyle bir sözleşmedir. Şimdiki buranın güncellenmesi lazım dediğimiz yer budur.
Türkiye savaş tehdidine kendi karar vermelidir. Peki. Amirallerimiz karar vermelidir. Peki. Ve madde 24, bakın Lozan'da deniyordu ki Boğazlar Komisyonu kaldırılacak, kaldırılsın. Montrö'de Boğazlar Komisyonu kaldırıldı ama Boğazlar Komisyonu'nun görevi aynen duruyor. Şöyle diyor 24. madde, Türk hükümeti yabancı bir deniz kuvvetinin yakında Boğazlardan geçeceği kendisine bildirilir bildirilmez. Bu kuvvetin kuruluşunu, tonajını, Boğazlara giriş için öngörülen tarihi ve gerekirse olası dönüş tarihini bu sözleşmede imzası olan devletlerin Ankara'daki temsilcilerine bildirecektir. Türk hükümeti bütün bilgileri kapsayan yıllık bir raporu Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine ve bu sözleşmeyi imzalayan ülkelere sunacaktır diyor. Yani şu anda Boğazlardan geçen 50 bin gemiyi biz Milletler Cemiyeti Konseyi içinde İngiltere'nin olduğu, Fransa'nın olduğu ülkelere raporluyoruz. Boğazlar Komisyonu kalktı ama komisyonun yapacağı işi Türkiye'deki insanlar yapıyor ve oraya veriyor. Montrö Sözleşmesi işte bizim güncellensin dediğimiz can alıcı maddeler bunlardır. Bunların tartışılması Allah aşkına Türkiye'yi işgali açık bir devlet haline mi getirir? Topraklarımızı işgali açık, boğazları işgali açık bir devlet haline mi getirir? Getirmez diye düşünüyorum. Peki. 1936'da peki. Sözleşme imzalandığından bu yana 10 kat fazlalaşan bir gemi oranından bahsediyoruz. Panama'dan 4 kat, Süveyş'ten 3 kat fazla bir gemi geçiş oranı var. Gemilerin sayısı çoğaldığı gibi tonajları da çoğalıyor. Çevre ve atık kirliliğine sebep oluyor. Bu açıdan ben son olarak şunu söyleyeyim. Ne olur? Yani bu işin sonu nereye varır? Kanal İstanbul yapılsa, Montrö Sözleşmesi ne olur? Kanal İstanbul'da ne olur? Onu konuşacağız özellikle. Ticaret gemilerinin Kanal İstanbul'dan geçişine evet deneceğini, ticaret gemilerinin bundan sonra boğazlardan geçmeyeceğini, ancak savaş gemileriyle ilgili de Montrö'nün maddelerinin korunacağını ve savaş gemilerine geçişine müsaade edilmeyeceğini, İşin son noktada buraya geleceğini ben düşünüyorum. Peki abi. Teşekkürler. Bir ekleme yapabilir miyim? Hemen buyurun. Mesela savaş gemileriyle ilgili Hacı Bey hükümleri söyledi ama ticaret gemileriyle de ilgili mesela 4. maddede savaş zamanında Türkiye savaşan değilse ticaret gemileri bayrak ve yük ne olursa olsun 2. ve 3. maddelerde öngörülen koşullar içinde yani hiçbir şekilde bakamazsınız sağlık kontrolü dışında boğazlardan geçiş ve gidiş geliş özgürlüğünden yararlanacaktır diyor. Savaşta olsa bile. Savaşta olsa bile siz diyor savaşan değilseniz peki ticaret gemisinin içine kontrol yetkisi vermiyorsun. İçinde nükleer silah mı geçiriyorsun? Asker mi, mühimmat mı? Nasıl inceleyeceğim ben? Ya nasıl olacak bu iş? Yani bu Montrö Sözleşmesi'nin neresinden tutarsan tut bir faydası yok aslında. Bir diğer husus da bugün eğer biz Montrö Sözleşmesi gibi en son yaşadığımız 12 ada yani Ege adaları konusunda Yunanistan'la girdiğimiz en son hukuk kavgasını biliyorsunuz. Orada da eğer biz bu Montrö'deki gibi aman dokunmayın uluslararası hukuk bu olursa ülke dünya bize saldıracak söylemleri vardı ama biz ne yaptık? Biz haklarımızı koruduk. Evet. Biz orada gemilerimizi araştırmaya çıkardık ve sonunda haklı olduk. Bu da aynı şeydir. Eğer bugün Montrö ile ilgili Doğu Akdeniz'de Egeler Adalar Denizi'nde koyduğumuz iradeyi ortaya koymazsak bu Montrö Sözleşmesi de bizim başımıza bir 10 yıl sonra dert açmaya başlayacaktır. Peki. Yusuf Özkır, biraz önce Hacı Yakışıklı'ya sordum. Tabii Montrö denilen şey bir Boğazlar Sözleşmesi. Evet. Yani bir bütünü kapsıyor. Mesela burada bir sözleşme metni var. Tabii her şeyi Türkiye kendi açısından değerlendirebilir. Değerlendirmelidir de zaten. Ama masadaki sözleşmenin de karşı tarafın da şartları var ve bir şeye imza atmışsınız. Şimdi Çanakkale ve Boğaz, İstanbul Boğazı. Şimdi dediğim gibi yani Çanakkale'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre giriş yapan bir gemiden şimdi İstanbul Boğazı'ndan geçemezsiniz. Kanal İstanbul'dan geçeceksiniz diyebilir miyiz biz? Bunu bu hukuken mümkün olur mu? Şimdi tabii hukuken mümkün olur mu? Tabii bu tartışmalı bir konu. Yani tabii. O kısma biz her açıdan bir düşünelim tabii, de. Tabii yani benim hani çok o konuya dair söyleyecek bir şeyim yok ama Kanal İstanbul yapılırsa Türkiye'nin bu konuda belli şeyleri var. Zaten hani belli gemiler konusunda özellikle buradan geçemez. Yani ya da zorunlu olarak kanaldan geçecek diye belli şartları koyacağını
açıklandı. Daha önceki tonajı yüksek gemiler. Tabii tabii yetkililer evet. tarafından bunlar açıklandı. Veya şöyle de bir şey olabilir. Yani Boğaz'dan geçecek olan gemiler 3 gün 4 gün sıra bekliyorlar geçmek için. Evet. Hani kanaldan geçeceklerin çok daha hızlı bir şekilde geçmesi orayı bir cazip hale getirebilir. Çünkü fırtınası oluyor, şusu oluyor, busu oluyor. E5 TEM gibi tercih eden hızlı gitmek yani için belli, parayı verip muhtemelen geçecek. Hani ticaret yapan insanlar da hem gün kazanma açısından hem de beklememe açısından bunu tercih edebilir. Burada ilginç olan nokta şu Faruk Bey, ben ona değinmek istiyorum. Şurasına, muhtıra bildirisine baktığımızda iki odak noktası var. Birincisi Montrö Sözleşmesi'nin gündeme getirilmiş olması. Evet. Ki parantez içinde söylüyorum, bu bir yalan. İkincisi de metnin stratejik olarak yazıldığını söylemiştim. Şuradan onu söylüyorum. İkincisi de irtica kavramı üzerinden aslında evet. metne giydirilen son zamanlarda işte TSK eğitim sisteminin çağdaş Atatürk ilkelerinden uzaklaştırılması bağlamında kurulan cümleler. İki bağlamı var. Ve bu tartışmalar üzerine bunu bildiriyi yayınladıklarını söylüyorlar. Şimdi baktığımızda Montrö Sözleşmesi'nin tartışması Türkiye'de gündemde yoktu. Bu akşam tartışılmaya başlandı. Yani bildiriden sonra tartışılmaya başlandı. Yani tam aksine kendi itiraz ettikleri, olmasını istemedikleri bir tartışmayı bizzat kendileri açtı. Daha önce Montrö kelimesi... Bunu öngöremediler mesela. Bu tartışma kesinlikle, açık söyleyeyim, hükümete yarar. Mesela bunlar yani 104 tane amiral bunu göremiyorlar mı? Nedir bunların amacı? Şöyle, hükümete yarama kısmı da şöyle bakmak lazım. Yani toplumun hak vermesi anlamında söylüyorum. Hükümete hak verir. Hükümet halk. Bunun bedelini ödediği için, faturasını ödediği için, demokrasiye, milli iradeye sahip çıktığı için, bir sürü fatura ödediği için bu ve yine ödemeyi göze aldığı için hükümete yazar. O anlamda bunu hesap edememiş olmaları tabii ki onların ne diyelim yani stratejik öngörüsüzlüklerine de bunu mal etmemiz gerekiyor. Ama Montrö diye bir tartışma Türkiye'de yoktu. Şimdi Montrö kelimesi bir yerde geçti. Birkaç ay önce, yaklaşık bir ay önce ya da 3 hafta önce bir televizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a sorulan bir soru içerisinde geçti. Ve onu hatırlatmam lazım yani izleyicilerimize. Şöyle bir soruydu bu. Evet. Yani Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıktı. Yani efendim diyor soruyu soran kişi. Çıktı. Efendim şimdiki Cumhurbaşkanımız değil ama bakın. Şimdiki Cumhurbaşkanımız değil ama hani ileriki süreçte olur ya Türkiye işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, işte Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Konseyi'nden veya işte Montrö'den çıkmak isterse çıkabilir mi diye soruyor. Sayın Şentop da buna yetkisi var, buna hakkı var. İsterse çıkabilir diyor. Çıkmak isteyen kişinin, Sayın Erdoğan'la da alakalı değil soru. Buradan hareketle güya Montrö'nün Türkiye'de tartışıldığını iddia ederek bu bildiriyi hazırlıyorlar. Sadece bu nokta bile bildiriyi yazanların niyetlerinin başka bir şey olduğunu, Türkiye'de bir darbe atmosferi, bir gerilim atmosferi, bir darbe mekanizması harekete geçirme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim şimdi Montrö meselesine. Evet. Şimdi ya Montrö'nün biraz önce Hacı Bey açıkladı, anlattı. Ertuğrul Bey de eklemeler yaptı. Ya şimdi şu maddelere bakan birisi bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının içerisinde ve buna uygun olduğunu söyleyebilir mi Allah aşkına? Geçen sene Mart ayının başında Suriye'de Türkiye Rusya ile karşı karşıya gelmişken, yani boğaz boğaza İdlib meselesinde Rus zırhlısı boğazlardan geçti ve üzerinde 2 tane asker omuzlarına o havan topu mu ne diyelim artık ona, onları Ayasofya'ya doğrultarak geçtiler. Peki Montrö'de biz egemen bir devlet olsak geçebilir miydi? Geçemezdi. Dersin ki dur. Suriye, nereye gidiyor o askerler? Suriye'ye gidiyorlar. Ve o maddeleri de şöyle diyor. Yani Türkiye bir ülkeyle savaşırsa ancak bu konuda belli tasarrufları oluyor. Ama mesela Suriye'de Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. Velev ki boğazlardan istedikleri gibi Rus askerleri geçebiliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsun o sözleşmeye göre. Biraz önce okudu değerli katılımcılar. Aynı şekilde Amerikan zırhlısı birkaç ay önce geçti. Evet. Ve bizim Boğaz Köprüsü'nün
Fotoğrafını paylaştılar Twitter'dan ve şöyle yazdılar üstüne. Kırmızı ışıkta durmayız. Bu Türkiye'ye bir mesaj veriliyordu. Şimdi Türkiye egemenlik ilkeleri çerçevesinde bunlara müdahale etmek istese de edemiyor Montreux'a göre. Şimdi kendisini tırnak içini güya ulusalcı, güya diyorum, zanneden bu isimler Montreux'un Türkiye'nin tapusu olduğunu iddia ediyorlar. Hayretler içerisindeyim. Yani şu maddeleri görüp de bu Türkiye'nin tapusudur demek akıl alır gibi değil. Şimdi Atatürk 1936'da dönemin siyasi koşulları içerisinde iyi bir hamle yapmış. Ama Rand Corporation'ın raporunu hatırlamamız lazım. Tabii o ayrı, oraya da geliriz yani, belki daha süremiz var. Yani. O rapordan şimdi Atatürk, ne diyordu? Atatürk iyi bir hamle yapmış. Demiş evet. ki siyasi koşullar değişti 23'e göre. Evet, Lozan'ı değiştiriyor zaten. Bunu güncelleyelim. Hani madem Lozan'a da yani, diyorlar ya hocam bile, değişemez diye. Lozan'a da aynen onu nasıl değişmiş Montreux olmuş işte. Bu bile, bakın bu bile, evet. şu ifade bile siyasi koşullar değişti. Bakın bu ifade bile Türkiye'nin siyasi koşullar değiştiğinde kendi egemenlik hakları çerçevesinde boğazlarda tam hüküm sürme hakkını Türkiye'ye veriyor. Türkiye'nin bu kadar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bugün şöyle dedi. Ne yazık ki dedi, biz boğazlarda egemen değiliz dedi. Ama biz Montreux'e de saygılıyız. Montreux'e şu an bağlıyız. Montreux'e de tartışmayı açmadık dedi. Ama dedi, yarın bir gün, tutuyoruz ya, olta balığı Türkiye'nin, tutuyoruz. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, evet. Türkiye'nin gücü doğrultusunda gerekirse Montreux'e de tartışırız. Her türlü tartışmaya da değerlendiririz dedi. Doğrusu da budur. Şimdi bu bildiri ilan edenlerin açıklamasına göre şöyle bir durum var. Bir siyasi bir gerilim atmosferi oluştu coğrafyamızda. Evet. Ve Batı Trakya Türkleri dedi ki biz katılıyoruz. Türkiye'ye katılmak istiyoruz. Veya orada bir Batı Trakya Türklerine katliam girişimi oldu. Şimdi Lozan'da Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmış. Ne olacak? Yani Türkiye şimdi Batı Trakya Türklerini o muhtemel bir siyasi kargaşa ortamında gidip mı? Korumayacak mı? Kıbrıs'a çıkmadı mı? Yani bu emekli amirallerin ben hakikaten yani Atatürk dönemi diye direkt yani Atatürk tabulaştırması, Atatürk dönemini böyle bir fosilleşmiş bir çağ gibi önlerine koyup burada ne yapıldıysa mutlak budur. Budur. Bunun dışına çıkılamaz gibi yaklaşımlarını ya Atatürk'ün askeri, siyasi bütün yaklaşımlarına da aykırı buluyorum. Yani bağdaşmıyor. Hatay'da yoktu Lozan döneminde Türkiye sınırları içerisinde. Evet. Hatay'da dönemin koşullarına bakmış Atatürk. Hatay'ı da ekleme yapmış Türkiye Cumhuriyeti'ne. Şimdi o yüzden ben bu isimlerin ki bütün darbelerde de onu da birazdan söylemek istiyorum. Bütün darbe girişimlerinde de Atatürk adını kullanarak, Atatürk isminin altına sığınarak bu darbeleri gerçekleştirmişler ve mesela emekli amiraller diyoruz ya, bunu bahsede almamak lazım. Niye almamak lazım? Şimdi bir örnek vereyim size. Emekli amiral darbe mi yapar diyorlar? Örnek vereceğim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesi 27 Mayıs 1960'ta Albaylar Cuntası tarafından yapılmıştır. Bu Albaylar Cuntası 27 Mayıs darbesini yaptığında bakıyorlar ki 38 albay, hepsi evet. orduda düşük rütbeli. Evet. Diyorlar ki ya biz başımıza birisini getirelim. Cemal Madanoğlu, Cemal Gürsel arıyorlar İzmir'de ya da işte orada bir yerde evindeyken. Efendim sen gel, emekli askersin, orduda prestijin yüksek, iyi tanınırsın, seni kimse kırmaz. Gel başımıza geç diyorlar. Emekli Cemal Gürsel gelip darbecilerin başına geçiyor. Bu bir. İkincisi ve bu darbeciler biliyorsunuz Adnan Menderes'i idam ediyorlar. Evet. İki bakanını idam ediyorlar. Ve ne acıdır biliyor musunuz Faruk Bey? Darbeden birkaç ay önce Adnan Menderes Ankara'da konutunda Mükerrem Sarol yakın arkadaşı. Onunla konuşurken Mükerrem Sarol ona diyor ki işte efendim Türkiye'de darbe ihtimali falan var, hani olabilir bahsediyor. O da diyor ki o konutunun kapısında duran askeri göstererek yapma Mükerrem diyor yani. Bu Mehmetçik mi bize silah kurşun sıkacak? Bu asker ya, bu Mehmetçik
Mehmetçik mi bize kurşun sıkacak? O Mehmetçik tutukluyor Adnan Menderes'i. Yani o, yani o yüzden o cuntacılık, Atatürk kendine zırh yapma, oradan bir koruma, işte bu ülkeyi ben kurtarırım, ben korurum gibi o ya dar şey, vazife çıkarma, vazife çıkartma şeyini göz ardı etmemek lazım. İkincisi orada yine 1962'de 27 Mayıs darbecilerin arasında bir isim var. Talat Aydemir. Fakat Talat Aydemir nasıl oluyorsa 1960'ın başlarında Kore'ye gönderiliyor görev için. Ateşli bir darbeci subay. O Kore'deyken darbe yapıyorlar. Talat Aydemir 60'ın sonlarında Eylül gibi Türkiye'ye döndüğünde bakıyor ki kendi arkadaşları darbeyi yapmışlar ve etrafı parsellemişler. Kendisinin dışarıda bırakıldığını düşünerek ve Harbiyeliler, hani Harbiyeliler nezdinde de prestiji çok yüksek bir isim. Başka bir şeye yelteniyor. Ve Talat Aydemir darbe girişiminin adımlarını başlatıyor. Hükümette de İsmet İnönü koalisyonu var. O da enteresan. 63'te. İlk darbe girişimini 62'de yapıyor. Şubat 62. Harbiyeliler, 15 bin harbiyeli onun talimatıyla sokağa çıkıyor. 15 bin harbiyeli Talat Aydemir'in. Ve Talat Aydemir'in o zamanki şeyi ne biliyor musunuz? O zamanki onu sevenler şöyle değerlendiriyorlar Talat Aydemir'i. İşte gözlerinde Mustafa Kemal'in ışıklarını görüyorum. Gözlerinde Mustafa Kemal'i görüyorum. Ya öyle bir meşrulaştırma mekanizması da var. Neyse velhasıl Talat Aydemir başarılı olamıyor. Emekli ediliyor. Ceza da almıyor. Pazarlık sonucu da emekli ediliyor. Bakın emekli Talat Aydemir evet. 1963'ün Mayıs'ında ikinci kez darbe girişiminde bulunuyor. Ve onun talimatıyla yine muvazzaf görevli olan pek çok asker de darbe girişimine katılıyor. Yine başarılı olamıyor, o ayrı bir mesele ama şöyle deyip küçümseyenlere de bunları hatırlatmak lazım. Neymiş efendim? Emekli asker. Tabancası, beylik tabancası var. Ama Talat Aydemir örneği var. O da emekliydi. Yani ilişkileri var, bağlantıları var. Cemal Gürsel örneği var. Talat Aydemir'in sonu ne oldu? Talat Aydemir idam edildi. Evet. Darbe girişiminin sonucunda idam edildi. Bunları hatırlatmak lazım. İşte hayat böyledir. Bir tane darbeyi başarsaydı idam edilmezdi. Dünya böyle yani. O zaman tabii. Cumhurbaşkanı olacak. Tabii tabii. Şimdi Ertuğrul Bey. Ben ufak bir ekleme yapabilir miyim konu geçmeden? Tabii tabii buyurun. Buyurun. Şimdi şöyle. Tabii bu yine Montreux ve Lozan'la ilgili. Hem hatırlatma yapmış olayım. Hem ekleme yapmış olayım. 1936 Temmuz'unda Montreux imzalanırken. Tabii ki Lozan'a atıfta bulunuyor ve siyasi şartlar değişmiştir diyor ama Türkiye şunu da yapıyor. 1936 Nisan'ında Mustafa Kemal'in başında bulunduğu o heyetle beraber taraf ülkelere nota veriliyor. Nota veriliyor ve deniyor ki Lozan'daki bu Boğazlar Komisyonu işi yarım kalmıştır. Siyasi şartlar değişmiştir. Toplanın diyor ve ülkeler toplanıyor. Bu arada Montreux'u imzaladığımız Milletler Cemiyeti 1940'lı yıllarda ortadan kalktı. Yani imzalanan cemiyet ortadan kalktı. Bunun yanında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı imzacı. Şu anda o ortadan kalktı. Böyle bir cumhuriyet yok. Yugoslavya ortadan kalktı. Hal böyleyken Montreux aslında tarafı kalmayan bir antlaşma gibi ortada kalmış oldu. Bu arada insanlar şunu düşünüyorlar. Ya bu Montreux Sözleşmesi niye şimdi gündeme geldi? Türkiye bunu hiç konuşmadı mı? Konuştu. 3 sene önce Lozan'ın güncellenmesi konusu gündeme geldi. 7 Aralık 2017 idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitmişti. Ben de oradaydım ve şahit oldum bu olaya. Pavlopoulos'tu o zaman Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Erdoğan dedi ki Lozan büyük bir sözleşmedir, geniş bir sözleşmedir, güncellenmesi gerekir diye orada Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı söylemişti. Yunanistan Cumhurbaşkanı gerekir dedi. Lozan'da işte bu Montreux'de var aslında. Montreux. O da Lozan'da hata yok, güncellenmesine gerek yok dedi. Pavlopoulos o zaman. Lozan'da hata yok, güncellenmesine de gerek yok dedi. Ama tartışma bir kere açıldı o zaman. Yani gerek yok dedi ama tartışmayalım, bitirelim falan demedi. Sadece güncellenmesine gerek yok dedi Pavlopoulos oradaki açıklamasında. Bir de burada Lozan dikkat, dediği şey bir de işte burada bir de burada dikkat çekici bir şey var. Mesela Yunanistan'la işte Kurtuluş Savaşı döneminde özellikle Ege'de yaşananları herkes hepimiz biliyoruz tarihten. Yani bir anlaşma var önümüzde. Mantık açısından soruyorum. Şimdi anlaşmayı karşı taraf
Yani o dönem düşman olarak kabul edilen taraf şimdi işte dost bir ülke, komşu ülke diyelim. O asla taviz vermiyor. Yani Lozan benim için çok önemlidir diyor. Evet. Şimdi Türkiye'ye dönüyorsunuz. Türkiye'de de içeride bazı insanlar, bazı kesimler ya da bazı görüşler bizim için de çok önemlidir diyor. Şimdi bu karşı taraf için bu kadar önemli olan bir şey, yani Yunan tarafı için bu kadar önemli olan bir şeyin benim için de aynı oranda önemli olması biraz soru işareti de barındırıyor. Bu Möntrö ile ilgili de geçerli. Galiba öyle düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Riva Palace Oteli'ne gittim. İsviçre'nin Lozan şehrine gittim. Riva Palace Oteli. Otelde imzalandı o. Hemen Leman Gölü'nün kıyısında. Hala da otel şu anda. Ve görevlilere sordum. Dedim ki ya Lozan Antlaşması bizim ülkemizde çok konuşuluyor. Ya bu antlaşmanın imzalandığı masa nerede dedim. Hani İsmet İnönü gitti imzalandı. Şu masayı bir göreyim ya dedim. Bizim tarihimizi belirleyen masayı. Dediler ki masa yok. Burası hala otel. Ve Lozan'a, ya dedim hiçbir bir şey yok Lozan'a dair şu otelin içerisinde. Dedi ki şurada tablolar var, orada resimler var. İşte liderlerin resimleri buraya gelen. Oraya bir bakın belki bulursunuz dediler. Gittim ya şu Lozan'la ilgili resimler neymiş diye baktım. Tek bir resim gördüm. Tek bir resim. İsmet İnönü'nün resmiydi. Ve o zaman İnönü soyadı yoktu. Resmin yanında İsmet Paşa yazıyor. Paşha diye yazıyor. Ve İsmet İnönü'nün o resminde Leman Gölü'nde sandala binmiş kürek çeken bir resimdi. Benim gördüğüm fotoğraf buydu. Hemen yanına da Mussolini'nin resmini koymuşlardı. Riva Palace Oteli'nde tek bir Lozan'la ilgili görüntü vardı. O da İsmet İnönü görüntüsü. Lozan Sözleşmesi'nde, Lozan Antlaşması'nda 143 madde var. 143 madde. Adalar Denizi orada hallolmamış. Bugün Kıbrıs'la Antalya'nın arasında, yani iki tane Türk devletinin arasında bir Yunan adası olduğunu vatandaşlarımız hala farkında değil. Antalya ile Kıbrıs'ın arasında Meis adası var. Yunan adasıdır ve Antalya'ya 2 kilometre mesafededir. Orası Türk adasıdır aslında ama 1947 yılında bırakıldı. Yani Lozan Sözleşmesi'nden 23 sene sonra bırakıldı. Lozan tam bir antlaşma olsaydı, harika kusursuz bir antlaşma olsaydı orası bırakılmazdı. Bu arada ben İsmet Paşa'yı da suçlamak için söylemiyorum. Düşmanın eli gırtlağına yapışmış, oturmuş Lozan'ı imzalamış. İsviçre'de imzalamış. Türkiye'nin lehine bir şey yok. Musul ve Kerkük yine Lozan'da yarım bırakılmıştır. Daha sonra görüşülecektir denmiştir. Ve Lozan'dan sonra Musul Kerkük kaybedilmiştir. Hatay, az önce belirttik. Hatay yine Lozan'dan sonra. Boğazlar Komisyonu Lozan'dan sonra. Lozan, dört başı mamur bir antlaşma olsaydı, bugün görüntüleri hatırlayın. Eski görüntülerde bayram zamanı Suriye tarafından Türkiye tarafına akrabalar buluşur. Ya köyün biri bu tarafta kal. Hatay'ın Samandağ bölgesinde Türkler var, Türkmenler var. MİT tırları olayı yaşandığı zaman Türkmenlere yardım gönderilen o tırlar işte Türklere gitmişti. O topraklar aslında Türkiye'nin doğal etki alanları ve doğal sınırlarıydı. Türkmen Lozan'da bu doğal sınırlar öyle yanlış çizildi ki işte o yüzden özetle şunu söyleyeyim. Lozan Sözleşmesi nas değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 7 Aralık'ta Gümülcine'de şu anda hala camileri olan Türk köyleri var. Gümülcine'ye de gitti. Pavlopoulos'la da görüştü ve yüzüne karşı Lozan güncellenmeli dedi. O açıdan Türkiye güçlendikçe şöyle bir şey de var. Efendim 100 yıl sonra 1923-2023 Lozan Sözleşmesi ortadan kalkacak mı gibi bir şey var. Bir şey antlaşmayı, sözleşmeyi ortadan kaldırmanın en güzel yolu yeni antlaşmalar ve sözleşmeler imzalamaktır. Peki. Bu da Türkiye güçlendikçe olur. Türkiye güçlendiği peki zaman ben Lozan'ın da Montreux'un da güncellenebileceğini ve bunların bu ikisini de Türkiye'nin tapusu falan değil. Türkiye'nin tapusu 84 milyon vatandaşıdır. Tapu arıyorsanız İsviçre'nin Lozan şehrine gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Peki. Ertuğrul Bey, burada gücünüz varsa cümlesini de kurdunuz. Yani gücünüz varsa Türkiye'nin bu uluslararası muhataplarıyla yaptığı anlaşmalarda işine gelmeyen şeyleri, işine gelmeyen şeyler de var yani. Bunları tersine çevirecek, daha başka bir yere getirecek gücü var mı? Bunu görebiliyor musunuz? Tabii. Yani bunun son dönemde yaşanan olaylar hem askeri hem ticari
olaylar bizi bu sonuca götürüyor zaten. En evet. basit S-400'ler. Yani NATO'da müttefik olduğumuz, hani bunların uluslararası sözleşmeleri tanrılaştırdığı sözleşmeye veya uluslararası birlikteliklere bakarsak, bugün bizim kendi devletimizi, ülkemizi savunacak S-400'leri Rusya'dan almamamız gerekiyordu. Çünkü tehdit ettiler. Biz Amerika'dan NATO müttefiki olduğu için silah istedik savunmaya ve onlar vermediler. Şimdi sizin putlaştırdığınız ve nasıl ilan ettiğiniz bu uluslararası sözleşmeler, bu uluslararası birleşmeler nerede? Niye karşı çıkmadınız? Niye biriniz Amerika'ya karşı çıkmadı? Niye bir taneniz az önce Hacı Bey'in bahsettiği adalar meselesinde Yunanistan'a silah veren, mühimmat satan Fransa'ya karşı çıkmadınız? Yani niye sesiniz çıkmadı? Ama Türkiye ne yaptı? İşte burada dediğim şey önemli. Eğer güçlüyseniz, Türkiye gitti Rusya'dan tüm tehditlere rağmen, hatta muhalefet dalı geçti. Meral Akşener alırsa bilmem ne yaparım işte kurban keserim tarzında tam evet, şey değil ama evet. dalı geçti falan. Ne yaptı? Tayyip Erdoğan gitti ve dedi ki kardeşim 1923'ün Türkiye'si yok. 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'si yok. Bugün IMF'ye borcu olmayan, kendi milli savunma sanayisinde atılımlar yapan, kendi bölgesinde hem siyasi hem ekonomik hem askeri alanlarda sağlam duruş ortaya koyan bir Türkiye var ve gitti S-400'leri paşa paşa aldı, getirdi ve kurdu. Bu kadar, bitti. Eğer siz devlet olarak güçlüyseniz uluslararası sözleşmelerin anlamı var veya yoktur. Bugün Montreux, Lozan, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler, bunların hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha büyük değildir. Tam aksine bu sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahkum etmek, ayağına prangalar bağlamak için yapılmış sözleşmelerdir. Az önce vurguladığınız şey çok önemli. Evet. Düşmanım için iyi olan benim için nasıl iyi olabilir? Mesela. Yani bu işin ruhuna, hayatın doğal akışına aykırı bir durumdur. Yani bunları görmezden gelmek akla ziyan işlerdir. Türkiye, Türk dünyası diyelim Azerbaycan'la birlikte 30 yıldır Karabağ'ı niye çözemiyordunuz? Niye şimdi çözüldü? 30 yıl önceki Türkiye yok çünkü. Bugün İHA var, bugün SİHA'lar var, bugün helikopter üreten Türkiye var. Evet, pandemiden dolayı, konjonktürel şartlardan dolayı ekonomimiz kötü olabilir. Ama bu başka bir şeydir. Devletin güçlü olması başka bir şeydir. Bunu karıştırmayalım. Devlet bugün güçlüdür. Bugün Recep Tayyip Erdoğan dediğinizde sizin Türk devleti, İslam'ın resmen sancaktarlığı akla gelmektedir. Bugün Türkiye dediğiniz zaman sizin askeri alanda, siyasi alanda hamleler yapan, artık kendi bölgesinde boyundurluk altına girmeyen, dünya 5'ten büyüktür diyen, NATO'da boyundurluk ve tasma takmak isteyen Amerika'ya karşı Rusya ile gidip, NATO'nun düşmanı olan Rusya ile gidip S-400'leri alan bir Türkiye var. Bir şey soracağım. Bu önemli. Şimdi bu 104 emekli amiral, tabii 15 Temmuz darbe kalkışması ve sonra Türkiye'de muhafazakar kesimin üzerine kalan bir darbe kalkışması. Yani nihayetinde Fethullahçılar bir dönem cemaatti. Ve bu ülkede neredeyse bütün siyasi partiler, istisnasız bütün liderler bu oluşuma destek verdiler. Sonra şöyle bir şey oldu. Tabii yaşanan süreci hepimiz biliyoruz ve 15 Temmuz'la birlikte FETÖ Türkiye'de bir darbe kalkışmasında bulundu. Ordu içerisindeki bir yapı, ordu uzantısı darbeye kalkıştı. Fakat sonra şöyle bir gelişme yaşandı. Öyle bir hal ki bundan önce millet iradesiyle her fırsatta hesaplaşmayı düşünen, hatta hesaplaşan bir garip klik, şu 104 amiralde olduğu gibi sürekli bu FETÖ meselesini insanların önüne koydu ve şöyle bir şey dedi. İşte Türkiye'de muhafazakar, mütedeyyin insanların yol açtığı bir şeydir. Dolayısıyla bunların çok sıkı kontrol altına alınması lazım ve hatta ezilmesi lazım. Şimdi düşündüm, acaba bu 104 amiral, eskiden Amiral Battı diye bir oyun oynardık, hatırlıyor musunuz? Amiral Battı oyunu. Acaba bu 104 amiral kalkıp, hani Fethullahçılar FETÖ oldu, darbeye kalkıştı, tasfiye edildiler çok doğal olarak.
Acaba şimdi legal, meşru siyasete, yani muhafazakar demokrat siyasete mi sıra geldi diye düşündüler? Ya da bu işleri kendilerine göre bir sıraya mı koymuş durumdalar? Çünkü bu olacak iş değil. Yani o ülkede bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir irade ve bir iktidar var. Bir sürü de muhalefet partisi var. Bir sürü de muhalefet partisi var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Zaten sandık çoğusu, gelirse, zaten yani şeyi yemeye çalışıyorum. Şimdi çoğusu sorun, CHP üyesi. Biliyorsunuz ilk isim şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Genel başkan yardımcılarından biri. Ona geleceğim. Özellikle siyasi parti. Yani burada şunu mu? Bir sıraları var kafalarında. O sırayı sırayla takip mi ediyorlar acaba? Şöyle, şimdi bu ordu içinde kendilerini ulusalcı veya Kemalist adleden, böyle tanımlayan kesim kendi çaplarında zeka oyunları oynuyorlar ve evet, aslında bu FETÖ terör örgütü gibi, evet, veya içeride yapılanmış farklı grupları sırayla kullanıyorlar. Evet. Biz biliyoruz ki NATO bu işin içindedir. Yani Türkiye'de olan darbelerin hangi birinden bağımsızdır NATO? Hangisinden? Evet. Bizim olanlar kim? Ben miyim? Yani ben askerli, yani subay mıyım? Yani siz mi? Kim? Yani bu ortada olan bir meseledir ve maşa olarak kullanıp benim elim yanmasın metaforuyla hareket ederler bunlar. Ve şunu da hiç kimse unutmasın. Bu FETÖ olayı muhafazakar kesimin ve AK Parti'nin üzerine kalıyor ama FETÖ'yü ilk siyasetle tanıştıran Bülent Ecevit'tir. Hayır, halk evleriyle, şey, gençlik kollarıyla. Artık Türkiye'de, Türkiye'de muhafazakar siyasetin, yani muhafazakar düşünceli, mütedeyyin insanların siyasi kulvarda yapısını, partisini kurmuş, ülkeyi yönetmeye talip ve yöneten insanların da artık bir yeterse yeter demesi gerekiyor. Yani bir mesele oluyor, her şeyin üzerine bir FETÖ ve Türkiye'nin mütedeyyin insanları hemen fatura kesiliyor. Ama ben size tam aksini, böyle, evet, ben tam aksini söyleyeyim yani size. Evet. Artık öyle bir şey yok. Yani artık FETÖ'yü bunlar kullanmaya, çok güzel kullanmaya başladılar. Yani ilginç bir şekilde dediğiniz şey zamanında vardı. Evet, FETÖ muhafazakarlar üzerinden yürüyordu. Ama FETÖ'yü şimdi bunlar sırtlarını aldılar. Bakın, o Türker Ertürk bunu söylüyor. Bu söylediğimi söylüyor. Yani benim söylediğimi anlatıyor. Oradan yola çıkarak soruyorum bunu. Mesela ben FETÖ ile mücadele ettim diyor. Ettin, belli tarihler ya var. Tamam da. Tamam, herkes bir şey yaptı değil mi? Tamam ama da bak, belli bir tarihler var da sen darbe bildirisine imza atıyorsun. Güzel kardeşim. Nasıl olacak? Sen ya da muhtıra diyelim, uyarı neyse. FETÖ ile mücadele ettin, Allah razı olsun. Evet. FETÖ sana kumpas yaptı. Allah belasını versin. İyi de şu anda FETÖ'nün yapamadığı, yapmak isteyip yapamadığı şeyi niye tamamlamak için uğraşıyorsun? Bilemiyorum. Ne farkın kaldı? Yani bu 104 amiralin ne farkı kaldı? 15 Temmuz gecesi darbe yapan, o niyetle yurtta sulh grubunu oluşturan kişilerin yarım kalmış işlerini tamamlama noktasında kim beni inandırabilir? Ya böyle bir şey olabilir mi? O yüzden bu tür icraatlarda eğer kişi kendini gerçekten ulusalcı veya bizim tabirimizde milliyetçi hissediyorsa, zaten bu bildiri vatana ihanetin daniskasıdır. Yani devletin anayasal bütünlüğünü, üniter yapısını, milli iradeyi yok sayıp çiğnemek, kurucu anayasayı yok etmeye çalışmaktan daha öte vatana ihanet var mıdır? Yok. Peki ey 104 amiral, sizin bu yaptığınız vatana ihanet değil de nedir? Soruşturma şöyle başlamış, 316'dan başlatmışlar soruşturmayı. Yani suç işleme kastıyla bir araya gelme. Acaba bunlar birlikte mi hareket ediyorlar? Farklı. Ya bu da saçma. Ya bu adamlar amiral sıfatlarını kullanarak bir metne sırasıyla imza atmışlar. Daha bunların bir arada hareket ettiğini gösteren başka ne arıyorsunuz? Niye 309'u işletmiyorsunuz? Niye 312 işletmiyorsunuz? Anayasal düzene cebir ve şiddet kullanarak yıkmaya teşebbüs suçundan niye bunlara soruşturma başlatmıyorsunuz? Yani yapılan soruşturma da yanlış bana göre. Doğrudan 309'da yapıştıracaksın soruşturmayı. Biz işte HDP olayında da böyle hareket ediyoruz. PKK olayında da böyle hareket ediyoruz. Ya yapın en ağırını. Soruşturma bu. İçeri at demiyoruz ki. Tutukla demiyoruz. Soruşturmayı 309'dan başlatacaksın. Derin yapacaksın. Çünkü bu bir siyasi iştir. Siyasi işlerde biz Ergenekon'da gördük. Hızlı hareket edilmez. Derin soruşturulur. Ve nedenleri somut delillere dayandırılmalıdır. Yoksa telafisi imkansız sonuçlara ulaşılabilir. Ama soruşturmayı başlatırken 316'dan değil,
Ya bu adamlar zaten birlikte imza atmışlar. Neyini araştırıyorsun? 309'dan anayasal düzeni ihlal suçundan başlatacaksın. Ona göre derin soruşturma yapacaksın. Bence bu süreç de yanlış işliyor. Anladım. Ağır işliyor. Anladım. Anladım. Şimdi bir araya gidecektik ama araya gidip dönüp öyle mi siyasi parantezi açalım? Çünkü hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti konuşacağız burada. Yusuf Özkır, Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, 4 emekli amiral var. 4 emekli amiral var. İyi Partili imzacı, evet. İyi Partili biri var. Şimdi aradan dönünce bu konu üzerinde biraz kafa yoralım. Yani şöyle, Türkiye'de darbe karşıtlığı, darbelere karşı olmak, hür ve özgür halkın iradesinin ortaya çıkması, en başta inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bütün özgürlükleri bir ülke şemsiyesi altında sıralayıp onları yaşayabilecek bir ortam oluşturmak, acaba Türkiye'nin darbeler tarihinde merhum Profesör Kemal Karpat'ın ordu ve siyaset çalışmasında çok değişik açılardan irdelediği üzere nereye oturuyor? Mesela biz bunu başarabildik mi, becerebildik mi? Neden bu bildiriye imza atan emekli amiraller CHP üyesi oluyor? İyi Parti üyesi. Ya da İyi Parti üyesi oluyor. Bunu bir konuşalım. Kısa bir ara, sonra buradayız. Ülke TV'de arka planda özellikle imzacı amirallerin neden böyle bir bildiri hazırladıklarını ve bunun bir arkasının önünün olup olmadığını tartıştık. Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi'ne geldi söz. Bu sözleşme Türkiye'yi ne kadar bağlıyor? Türkiye bu sözleşmeden çıkabilir mi? Bu da tartışıldı, epey tartışıldı. Ve nihayetinde özellikle bildirinin altına imza atan emekli amirallerin, yani askerlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kayıtlı olanlarının olması ve İyi Parti'de önemli bir ismin de o bildiri içerisinde yer alması. Ve tabii bu arada İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Meral Akşener, bu bir zevzekliktir. Bunu söyledim, bir daha söylüyorum. Kimse üzerine vazife olmayan şeylere kalkışmamalıdır. Siyaset yapmak istiyorsanız parti kurup siyaset yaparsınız dedi. Dedi ama partisinde de önemli bir isim o bildiriye imza atanlardan biri çıktı. O zaman Yusuf Özkır'la başlayalım bu siyasi tartışmaya. Sonra Ertuğrul Bey'le devam ederiz. Evet. Hacı Yakışıklı'ya da bu turun sonunda gideriz. Ne diyorsunuz şimdi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti? En son söylediğin cümleden hareketle ben de devam edeyim Faruk Bey. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun Mengi, evet, ismi ön plana çıktı. Bence daha da çıkacak gibi görünüyor. Çünkü biraz önce sosyal medyaya yansıyan haberlere göre gözaltına alınan emekli amirallerin verdiği ifadelerde metni toplu yazılmadığı, metni sadece Ergun Mengi tarafından yazıldığı, diğerlerinin ise imzaladığına dönük bir ifade var şu an sosyal Güngör medyada. Mengi ile, Ruhat Mengi ile bir akrabalığı var mı? Baktım acaba? Aslında biraz önce ben de ona baktım çünkü Ruhat Mengi hatırlayınca ben bulamadım ama soy isimleri, hani Güngör Mengi ile özellikle, evet, evet. Ruhat Mengi de Güngör Mengi'nin eşi, çıkarsa da sürpriz olmaz yani, hani o anlamda. Bu bir. İkincisi, yine bu amirallerin ifadesinde, ilk ifadelerine göre bildirinin gece değil sabah yayınlanacağını biliyorlarmış ama gece yayınlanmış. Darbeyi erkene mi almışlar? Yani saati erkene mi çekmişler? Bu tabii şimdi ifadelerde böyle şeyler daha birçok şeyde yansıyacaktır muhtemelen. Evet. Ben de şeye hayret ediyorum, yani 27 Mayıs darbe bildirisi 03.05'te okunmuş. Tabii. 12 Eylül darbesi de 03.05 arası okunmuş. Yine bunlar erken, hani biraz daha gece ama 1 miydi 2 miydi öyle bir şey. Yani daha biraz daha erken bir saatte şeyi, darbe bildirisini okudular. Bu enteresan. 15 Temmuz daha erken. Evet, şimdi o erkene alındı. Tabii. Alınmak zorunda kaldığına dair birçok şey vardı, açıklama vardı. Ona şey yapmayalım şimdi. Şimdi şöyle, burada
Bu darbe muhtırayı imzalayanlara baktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Birileri evet. NATO'cularla Rusyacıları bir potaya toplamış. Hı hı. Çok enteresan. Nasıl yani? Yani bu darbe muhtıra, bu muhtırayı imzalayan amirallere baktığımızda isim isim hı hı. bir kısmının hani kamuoyundaki açıklamalarını hareketle söylüyorum. Bir kısmının Avrasyacı ama ben onlara Rusyacı diyorum. Bir kısmının da Amerikancı, NATO'cu olduğuna dönük pek çok açıklama bulabiliriz. Hı hı. Ama birileri her nasıl olmuşsa bu ikisini bir potaya toplamış. Ya da birileri diğerlerini bir şekilde gol atmış. Yani böyle de değerlendirilebilir. Bu da enteresan bir durum. Şimdi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun Mengi adının bu kadar öne çıkması bana enteresan geliyor. Şundan dolayı Faruk Bey, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da bu amiraller bildirisine neredeyse eş zamanlı bir şekilde destek açıklaması yapan bir kişi. Yani olarak. Hemen yayınlanır yayınlanmaz hemen, dakikalar içinde mi? Hani daha bir etki oluşturmuyor. Tabii. O zaman siz Aytun Çırağ'a bu bildiri yayınlanmadan haberi vardı mı demeye getiriyorsunuz? Olabilir. Ben daha bir adım ileri giderek şunu söylemek istiyorum. İYİ Parti'de NATO ile İYİ Parti'yi uyumlu bir hizada tutmaya çalışan, NATO'cularla uyumlu bir hizada tutmaya çalışan bir grup olduğunu düşünüyorum. Ha, çok detay bilgim yok. Bu hissediyorum. Yani çünkü İYİ Parti konusunda zaman zaman birçok isim öne çıkıyor. Yani Türkiye'deki yani Türkiye'nin işte mevcut çıkarlarıyla uyumsuz şekilde açıklamalar yapabilen bir grup karşımıza çıkıyor. Mesela yine bu doğrultuda bu Ergun Mengi'nin de İYİ Parti içerisinde Ahmet Erozan'la grubundan olduğuna dönük iddialar var birçok yerde ve Ahmet Erozan ismi de biliyorsunuz 2018'de HDP ile anayasa çalışmalarını yapan isim ve onların yaptığı anayasada anayasanın ilk üç maddesini de değiştireceği yönünde ve pek çok hani konuda HDP ile anlaştığına dönük şeyler vardı karşımızda. Anladım. Bunu bir kenara koyalım. Yani İYİ Parti hem bu anlamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu darbe bildirisi, bu amiraller bildirisini imzalayanlara zevzeklik yapmasını demesi de değerli olduğunu ilk bölümde söylemiştim. Şimdi de tekrar ediyorum. Fakat bu cümleyi kuran bir genel başkanın bu zevzekliği yapan hatta ve hatta bu metni yazdığına dönük ifadeler şimdi önümüze düşmeye başlayan Ergun Mengi konusunda da ve Aytun Çıray konusunda da ve Ahmet Erozan konusunda da bu şeye bildiriye hızlıca destek açıklayanlar konusunda da adım atmasını kamuoyu kendisinden bekliyor. Türkiye'de siyasi partilerin özellikle muhalefetteki siyasi partilerin en büyük kaybı bakın 1950'den bu yana toplamı için söylüyorum. Darbe bildirileri, darbe girişimleri karşısında cesur adım atmamalarından dolayı sürekli arka planda kalmaların neticesini doğurmuştur. Mesela tek bir burada şey var. Farklı bir siyasi parti var. İsim var. Bülent Ecevit. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Burada çünkü siyasi tarihe baktığımızda hak edenin hakkını da vermemiz gerekiyor. 12 Mart 1971 askeri muhtırası verildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak İsmet İnönü hem muhtırayı destekler hem darbeci askerler teknokrat hükümeti CHP'li bir isim Nihat Erim'e kurdururlar. Hem de İsmet İnönü iki bakan verir bu teknokrat hükümete destekler. Fakat CHP genel sekreteri olarak Bülent Ecevit itiraz eder, karşı çıkar. İsmet Paşa İnönü'ye de karşı çıkar ve daha sonra 1972'de Bülent Ecevit oradan aldığı destekle, gazla, hani rüzgarla diyelim pardon, hem CHP Genel Başkanı olur hem de ilk seçimde en yüksek oyu alan parti haline getirir Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bülent Ecevit. Daha sonra %42 oyu da evet. 77'de alır. Onun da arkasında aslında o oradan aldığı şeydir, miras vardır. Fakat daha sonra Bülent Ecevit de 28 Şubat darbesi sürecinde yaptıkları ve 2002'de aldığı oy oranı da yaptıklarıyla doğru orantılı bir şekilde düşüş yaşamıştır. O da ayrı bir şey. Ayrı bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mesela
CHP'li üyelerin olmasına ne diyorsunuz? İyi Parti'yi anlattınız. Ona da geliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi maalesef yani Türkiye'de 27 Mayıs darbesiyle birlikte başlayan ve bugün de devam eden bu darbe muhtıra süreçlerinde neredeyse bu Bülent Ecevit'in genel sekreteri dönemindeki parantezi parantez içine alırsak darbecileri destekleyen bir pozisyonda yer almıştır. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde hem yaptığı açıklamalar hem darbecilerin talimatları karşısında emrinizdeyim, ne derseniz yaparım şeklindeki açıklamaları gerçekten de hani demokrasiye kara leke anlamında CHP'nin defterine yazılmıştır. Biraz önce 12 Mart muhtırasındakileri söyledim zaten. Gelelim 28 Şubat dönemine. 28 Şubat 1997 darbe sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal yönetiminde darbecilerin tüm yaptıklarını destekleyen açıklamalarda bulunmuştur. Darbeden sonra imam hatipleri kapatan, başörtüsünü yasaklayan, başörtüsüne zulmeden bütün o uygulamaları dışarıdan milletvekilleriyle destekleyen bir pozisyonda olmuştur. 27 Nisan E-Muhtırası 2007 yılında Cumhuriyet mitingleri adı üstünde ve CHP'li pek çok ismin üyenin katıldığı, desteklediği bir süre olarak karşımıza çıkmıştır. Ve yakın döneme gelelim. 17-25 Aralık darbe girişimi süreci 2013'te. Bu neyin kavgasıdır Yusuf Bey? Yani bu orada, şimdi hani Cumhuriyet Halk Partisi işte devletin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk dönem sonraki süreçler 1950 İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya kuruluyor. Çok partili hayat vesaire vesaire. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi fikriyatı nihayetinde ne istiyor? Nedir? Ve bunu bazen ordu aracılığıyla, bazen yargı aracılığıyla, bazen başka argümanlarla halletmeye çalışıyor. Nedir CHP'nin nihai varmak istediği yer? Şöyle yapamadıkları şey şu, onu söyleyeyim önce. Yapamadıkları şey milletten yana olmak. Ve devletin de kendilerine... %24-25 oyları var. Devletin de kendilerine yani işte Türkiye'nin altın, dörtte biri CHP'ye oy veriyor. Sunulmasını bekliyorlar. Evet. Ama %24 Türkiye yönetmek için yeterli bir sayı değil. Ama halkında bir kesimi. Yani neden darbeci zihni, darbeylerle anılıyorlar? Şimdi mesela burada 4 tane amiral. Neden bunlar CHP üyesi çıksın ki? Yani bir ülkede 4 kişiden birinin oyunu alan bir parti. Neden hala bu tür şeylerden medet umsun yani? Çünkü, bunu sormaya çalışıyorum. Çünkü milletin çoğunluğundan oy alarak iktidar olabileceğine inanmıyor. İnanması için de milletle benzer hedeflere, milletle benzer gayelere koşacak bir enerjisi, bir zihin yapısı olması gerekiyor. Böyle bir zihin yapısından da Cumhuriyet Halk Partisi elitleri maalesef uzak. Yapmaları gereken tek şey vardı. 15 Temmuz 2016 gecesi. Hatırlayalım. O geceden önceki süreçlerde Sayın Kılıçdaroğlu ne diyordu? Darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkacağım diyordu. Öyle bir tevafuk oldu ki yani Allah'ın hikmeti darbe FETÖ'cüler darbe girişiminde bulundu. Kemal Bey de havaalanına indi uçakla. Yani o kadar bu kadar tevafuk hani hakikaten çok zor olur. Önüne gelmişti. O kapıdan eğer tevafuksa. O kapıdan çıktığında Kemal Bey tank da tam orada duruyordu. Evet. Yürüdü tanka doğru, arabasına doğru yürüdü. Tank da karşısındaydı ama Kemal Bey oradan geri döndü. Gidip o tankın üstüne çıksaydı CHP tarihi de Türk siyasi tarihi de bundan sonraki süreçte farklı yazılabilirdi. Ama geri döndü. Bazı telefon konuşmaları oldu birileriyle birileri arasında ve ondan sonra her nasılsa tanklar, darbeciler Kemal Bey'in önünü açtı, yolunu açtı ve Kemal Bey oradan çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geldi. Ve sabaha kadar da darbe girişimi sürecini ve milletin sokaklarda darbecilere karşı nasıl direndiğini, 251 şehidi nasıl verdiği bütün o süreci kahve içerek evinde izledi. Yapması gereken tek şey vardı. Tankın üstüne çıkacaktı. Bugün de CHP'nin yapması gereken tek şey var. O dört üyeyi partinin atacak.
emekli amiraller var ya. Evet. O dört üyeyi atacaksın. Demokrasiye inanıyorsan, siyaset aracılığıyla Türkiye'de iktidar olabileceğine inanıyorsan o dört üyeyi atacaksın. Diğer siyasi partiler, işte AK Parti'den ayrılan bazı partiler, biraz önce söyledim, Saadet Partisi veya böyle arada derede açıklama yapan diğer siyasal aktörler, hı-hı, yanlış yapıyorsunuz. Bakın ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu demokrasiyle alakalı bir süreç. Anladım. Şimdi sevgili yönetmenim, planda yok ama Türker Ertürk'ün Tele1 televizyonunda yaptığı konuşma var. Haberlerde verdik. O konuşmayı bir ara hazır olduğunda eğer hazırlayabilirseniz. Tabii 30 saniye çok iyi. Türker Ertürk'ün yaptığı konuşma. Şimdi Türker Ertürk Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısında kürsüye geliyor ve Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisine CHP rozeti takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıyor yani. Türkiye'de herkes her siyasi partiye üye olabilir. Siyasi faaliyet yürütebilir. Fakat şimdi bir 20-25 saniye sonra izleyeceğimiz görüntülerde yaptığı açıklama, Türkiye'de bir askerin, emekli de olsa, kafasının nereden beslendiği, olayları nasıl gördüğüne dair ibretlik konuşmalar. Yani bu konuşmalar sadece bugün için değil, Türkiye tarihinde terörle mücadelede, evet, birçok duyduğumuz iddiaları da arkadan arkaya güçlendiren konuşmalar. Bunları söylediğimiz için doğrusu biraz hicap duyuyorum. Yani utanıyorum da. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her subayı şereflidir. Bu ülke bizimdir ve bu ordu da bizimdir. Ve söylediği kişi fakat, de başkomutan. Tabii. Fakat şimdi birazdan ekranlarınıza gelecek olan o açıklamalar herhalde hepimizi Allah Allah neler oluyor yani. Hani biz kiminle ne savaşı veriyoruz? Kiminle ne savaşı veriyoruz'a bir cevap olacak. Şu görüntüleri Mehmet Bey bir izleyelim. Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin. Sınırımızda laik bir PYD olsun daha iyi demişti. Yani laik yapısını biliyorsunuz değil mi PYD'nin? Yani hepimiz PYD'nin, PKK'nın laik yapısını işte biliyoruz. Bakın, öyle değil mi? Mesela laik yapısı olunca orada onlar, evet, bir derebeylik kurabilirler diyor. Orada diyor bir devlet oluşabilir, bir federasyon oluşabilir diyor. Yeter ki laik olun diyor. Türkiye'ye silah çekmeniz, askere ateş etmeniz, bu memleketi bölmeye çalışmanız mesele değil diyor. Yeter ki laik olun diyor. Orada kurabilirsiniz bu derebeyle diyor. Ben yanlış mı anlıyorum? Yani şöyle, tabii bizler cahil insanlarız, yobaz, böyle dindar, ikinci sınıf insanlar olduğumuz için bu tarz birinci sınıf şahsiyetlerin söylediklerini anlayamıyoruz. Maşallah kendisi son derece layık, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan çağdaş bir profil çiziyor. Olamıyoruz, öyle de olamayacağız. Maalesef ne bunlar gibi, yani artık buna paşa demeye bile gerek yok, yazık o rütbeye. Bunlar gibi çağdaş olabiliriz biz, ne de bunlar gibi layık olabiliriz. Ya bu ağlanacak halimize gülüyoruz ya, bizi bu hale getirdi ya bunlar. Lanet ediyorum bunlara, başka da bir şey demiyorum. Yıllarca ben şunu söyledim. Bu anayasa tartışmaları oluyor, yeni mevzuatlarla ilgili. Ben hep şunu söyledim, yahu dedim, bırakın teknik işleri. Bizim kavramları tartışmamız gerekiyor. Bunun en başında ne geliyor biliyor musunuz? Laiklik. Ne demektir laiklik? Laiklik, bize devlet kitaplarında insanları dinden uzaklaştırmak adına okutulan o devletle din arasındaki mesafeyi açan kavram değildir. Laiklik, inananların, bu inanç Hristiyan için olabilir, Müslüman için olabilir, Yahudi için olabilir. Yani her türlü milletten ve ideolojiden insanlar için inananların inancını devlet zorbalığı, tırnak içerisinde, devlet zorbalığı karşısında korumak için getirilen bir ilkedir. Evet. Devletin kurucu ilkeler arasında yer almasının sebebi budur. Yani ben namaz kılıyorsam,
ben hacca gidiyorsam, ben oruç tutuyorsam ve bu devlet görevinde görevimi ifa ederken karşıma gelen vatandaşa bunu yansıtmıyorsam, devletin eşitlik zaruretine halel getirmiyorsam bir problem yok demektir. Ama bunlar işte bu laik zihniyet, bu laik zihniyet sorsan Atatürkçüdür. Yazıklar olsun, sorsan Atatürkçüdür. Bu laik zihniyet işte yıllarca Türkiye'de başörtülü analarımıza zulmettiler. İnanan insanlarımıza zulmettiler. Ondan sonra da çıkıp dediler ki, efendim dediler, din, İslam dini, Kur'an merdiven altı örgütlerin eline düştü. Sebebi kim? Bunun müsebbibi kim kardeşim? Sizsiniz. Sizin gibi yobazlar. Sen yobaz bir adamsın. Bak net söylüyorum, sen yobaz. Yobazlık, bunlar yıllarca yobaz olarak kimi değerlendirdiler? Namaz kılan, CHP zihniyette bu değil mi? Namaz kılan, oruç tutan, eşinin, anasının, kızının başı bağlıysa, Kur'an okuyorsan, İslami literatürde konuşuyorsan, sen yobazsın, cahilsin, ikinci sınıf insansın. Sen oy vermeye bile hakkın yok, çobansın falan ya, öyle demediler mi? Alın size laiklik anlayışı. Bugün laikliğin geldiği nokta, bunların, bu zihniyetin laikliği getirdiği nokta, vatandaşı korumaktan çıkmış, inancı korumaktan çıkmış, terör örgütünü korumaya zırh olarak kullanılmaya başlanmıştır. İşte laik zihniyetin geldiği nokta bu ve bu bildiride imzası olan bu şahıs Atatürk ilke ve inkılaplarını korumaktan bahsediyor. Ben de diyorum ki hadi oradan. Sizin değil Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk'ün adını ağzınıza anmanız bile ayıptır. Ayıptır. Net söylüyorum buradan. Hem milli egemenlikten bahsedeceksiniz, hem Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Türkiye milli mücadelede ortaya koyduğu, belki de o dönemki şartlarla neredeyse eşit bir seviyede mücadele verecek. Hem ekonomik hem siyasi sesinizi çıkarmayacaksınız. Ama bugün geleceksiniz, terör örgütlerine laiklik sıfatını yapıştırıp şirin göstereceksiniz. Ondan sonra da bu millete diyeceksiniz ki CHP'nin milletvekili yapmış Aykut Erdoğdu. Ondan sonra da çıkacak diyecek ki biz bunları yargılayacağız. Bir de TRT'de yargılayacağız. Canlı yayınlayacağız. Sen kimsin ya? Sen hangi sıfatla yargılıyorsun? Sen demek ki ne hukuk devletine ne demokrasiye inanmıyorsun. Çünkü demokrasi size göre bizim anladığımız şeyi ifade etmiyor. Laiklik bizimle sizin aranızda aynı şey değil. Hukuk bizimle sizin aranızda bardaktır. Bardağın içine egemen ve güçlü devletler su doldurursa su içersiniz, rakı doldurursa rakı içersiniz, zemzem suyu doldurursa zemzem su içersiniz, ayran doldurursa ayran içersiniz. Demokrasi bir bardaktır. İçine ne koyduruyorsunuz? O gücünüz var mı? O önemlidir. Bunlar yıllarca zehir doldurttular bu ülkenin ekonomi demokrasi bardağına. Yıllarca zehir doldurttular ve biz demokratız diye ortalarda gezdiler. Sonra da CHP'nin milletvekilliği yapmış ve şu anda da üyesi olan, örgütlerinde yer alan bir kişi, daha ortada deliller yok, soruşturma yok, hukuki süreç başlamamış, çıkıp rahatlıkla biz bunları yargılayacağız diye itham edebiliyor. Bu mu sizin hukuk devleti anlayışınız? Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin laiklik anlayışınız? Üye yaptığınız adam YPG, PYD terör örgütüne eşittir, PKK terör örgütüne laik diyecek. Niye çıkıp tek cevap veremiyorsunuz? Bu mudur yani? Evet, Sayın Meral Akşener son derece doğru bir tavır ortaya koymuştur. Tebrik ediyorum kendisini. Yeter mi? Yetmez. Senin partinin en üst düzey görevlerinde yer alan kişi birinci sırada imzası var. Nasıl bir tasarrufta bulunacaksın? Fikir hürriyeti midir bu? Diyor ki metni yazan kişi diyor. Veya metni yazan kişi ve imzası bulunan kişi. Yani ne fark eder? Şu an önüne düşen sonuçta irade birlikteliği var mı? Evet. Yazan da aynıdır, onaylayan da aynıdır. Evet. Ne yapacaksın Sayın Akşener? Sen bu kişiyle ilgili tasarrufunu ben izleyeceğim. Bu Türk milleti izleyecek. İyi Parti'nin milliyetçi tabanı izleyecek. Ne yapacaksın? Öyle zevzeklik demekle olmaz. Zevzeklere ne yapacaksın? Senin milletvekilin çıkıp bu işle dalga geçiyor. Sen ne yapacaksın? Evet. CHP'ye bakıyoruz. Hala yani hala ısrarla yahu 15 Temmuz velev ki tiyatro. Tamam onu biz yaptık. Tiyatro. Bu sizinkiler. Ben demiyorum. Kendileri bizimkiler dediği için diyorum. Ulusalcı Kemalist ya. Bunlar sizinkiler. Bunu da biz yaptık. Bu da mı tiyatro? Hangisi tiyatro bu işin?
Ya siz devlet yönetemezsiniz. Siz çünkü devlet ciddiyeti nedir bilmiyorsunuz. Daha devletin literatüründeki kavramları bilmiyorsunuz. Daha laikliği kullanamıyorsunuz. Terör örgütleri arasında farkı ortaya koyamıyorsunuz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bu işe siyasetin tepkisi bence zayıf kalmıştır. Vallahi iktidar tepki gösterdi. İktidar tabii tepki gösterecek. Çünkü bu Cumhur İttifakı'na yapılmış bir saldırıdır. Devlet bunu biz neyini alkışlıyoruz Devlet Bahçeli rütbeleri sökülmelidir dedi. Evet. Derhal bildirde imzası olanların derhal tüm yetkileri alınmalıdır. Ne demek ya? İktidar MHP ile AK Parti tepki gösterdi. Bravo. Neyin bravosu? Zaten ona karşı işlenmiş bir suç var. Zaten tepki gösterecek. Mesele muhalefet ne dedi? Tam bir rezalet. Tam. Bakın şimdi Saadet Partisi'nin sayfasına bakıyorum. Temel Karamollaoğlu bir şey paylaşmış. HDP'den şu anda bir şey yok. Temel Karamollaoğlu'nun şahıs sayfasına baktım şimdi Twitter'a. AK Parti'yi suçladı HDP. Ben tam bilmiyorum da. Temel Karamollaoğlu avukat haklarıyla ilgili açıklıyor. Ya sana ne kardeşim, geç sen bu işi ya. Sen darbecilerle ilgili ne açıkladın bana onu söyle. Saadet Partisi ne anlattı bana onu söyle sen. Rezalet. Yani muhalefet milli irade, milli duruş noktasında sınıfta kalmıştır. Allah'tan Meral Hanım orada da bunların bu pisliğini az da olsa örttü. Muhalefet sınıfta kalmıştır. Ondan sonra da biz hukuk devleti, biz demokrasi aşığıyız diye ortaya çıkmasınlar. Tamamen sınıfta kalmış bir muhalefet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi bu millet bunu da görüyordur. Sandıkta da bunun bedelini ödetirler adama. Peki. Hacı Yakışıklı. Evet. Ertürk Bey, Türker Ertürk Bey'in görüntülerini paylaştık. Açıklamalarını, daha doğrusu Tele1 televizyonunda bunları canlı yayında söylüyor. Ve ilginçtir, şöyle diyor. YPG laik yapısını biliyoruz. Yani burada sıkıntı olsun istemeyiz. Orada olmasında bir sakınca yok diyor. Şimdi bunu sıradan bir asker söylemiyor. Yani tu amiral. Amiral rütbesini taşıyan birisi söylüyor. Şimdi o zaman insanın aklına şu soru geliyor. Bu işin denizci kısmı. Peki bu işin karacı kısmı da var mıydı? Mesela binlerce vatan evladı bu çatışmalarda şehit düştü. Yani YPG'nin, PKK'nın laik yapısını biliyoruz. Dolayısıyla bizim için fazla bir tehlike oluşturmaz diyen anlayış daha önceki yıllarda tabii öyle ya da böyle bir yerlere sirayet etmiş miydi? Ve şu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Soruyu sordunuz, evet. Şimdi Faruk Bey, sizin az önce bahsettiğiniz şey deniz kuvvetlerinin dışına çıkıldı mı? Evet. Yani işte PYD üzerinden karada gelişen bir şey, kara kuvvetlerini de etkileyen bir faktör var mı noktasında. Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önünde bu soru duruyor. Evet. Acaba bunun dışına çıkıldı mı, farklı yerlere gidildi mi, TSK'nın içinde yapılanma var mı, bildirinin son yayınlanma içeriğinden bu 104 kişinin hepsinin haberi var mıydı, hepsi gönüllü mü imzaladı gibi bütün sorular şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın önünde. İsminin geçtiği Türker Ertürk şu anda gözaltında. Evet. Bahsettiğimiz PYD'den bahseden Türker Ertürk. Yine Ergün Mengi, İYİ Parti'nin, bu arada Ergün Mengi İYİ Parti'deki sıradan bir parti üyesi değil, Meral Akşener'in yardımcısı. Yani İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan bir isim bu amirallerden bir tanesi. Yine Türker Ertürk'ün sözünü biz aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da ne demişti? PYD, YPG bize ne yapacak ki demişti. Yani YPG bize ne yapacak ki diyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin lideri, aynı şeyi Türker Ertürk de, ya bunlar laik bir yapılanma, bunlar üzerinden yürüyebiliriz diyor. Yani aslında aynı zihniyet var. Aslında bu bildiri, 104 amiralin bildirisi, Türkiye'ye çok oluyorsunuz bildirisidir. Az önce HDP'den ses çıktı mı diyoruz. CHP ve İYİ Parti'yi konuşuyoruz ama evet. HDP niye ortada yok? Evet. HDP'den sadece bir ses çıktı ve HDP şu açıklamayı yaptı. Bu siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır dedi. Nasıl bunu yani? Bunu söyleyerek de AK Parti'yi, hükümeti suçladı. Dedi ki ya bu 104 amiralden ne olacak?
bunlar darbe mi yapacak ki dedi. Ve bu 104 amirale karşı bir açıklama yapmadı. Hükümete karşı bir açıklama yaptı HDP. Aslında ben bu HDP'nin açıklamasıyla Meral Akşener'in açıklamasının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle mi? Yusuf Hocam'ın bahsettiği değerli bir açıklamadır, tamam. Zevzekliktir dedi ama dikkat edin, zevzekliktir diyerek bu 104 amiralin suçudur. Bunların zaten yaşı başı da ilerlemiş, bir halt etmişler. Ya bir halt etmişler, bu iş orada kalacak demektir. Aslında bu işin üstünü burada örtün demektir Meral Akşener'in söylediği. Hmm. Bir adım sonrasına geçilmesinin de önünü kapatmaya çalışan bir açıklamadır aynı zamanda zevzeklik açıklaması. Sanki sadece amiraller suçlu, kır kahvesinde veya orda evinde bir araya gelmişler. Ya tavla atarken de durun şuradan bir bildiri imzalayalım demişler. Zevzeklik yapmışlar bunlar gibi bir açıklama oluyor. Hayır, bu orda evinde 104 tane zevzek amiralin Meral Akşener'in tabiriyle hazırladığı bir bildiri değildir. Bu bildiri PYD layık bir yapılanmadır, devlet kursun diyen kişilerin ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcısı olan isimlerin hazırladığı bir bildiridir ve şu anda bahsettiğimiz bu isimlerin hepsi gözaltındadır. Evet, 15 Temmuz'da tankın üstüne çıkmadı Kemal Kılıçdaroğlu. HDP'nin fezlekelerine hayır diyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve 104 amiral bildirisine de gündem saptırma dedi. Bakın, geçtiğimiz günlerde gazeteci arkadaşlarla konuşurken şu mevzu geçti. Ya bu Deniz Baykal kasetle indirildi. Evet. FETÖ operasyonu sonucunda indirildi. Deniz Baykal FETÖ operasyonu sonucunda koltuğundan indirildiğine göre, tamam arkadaşlar dedim, madem koltuktan FETÖ operasyonu sonucu indirildi, Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ operasyonu sonucu mu geldi? Bu tartışılmalıdır. Yani FETÖ'den Deniz Baykal indirildi de, tamam burada hepimiz mutabıkız da, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir operasyon sonucu mu bu koltuğa gelmiştir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bakıyorsun, PYD bize ne yapacak? 15 Temmuz'da terlikle darbeyi seyret, HDP'nin fezlekelerine hayır de. Gelen sürece baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü açıklamasında CHP bu işin içindedir diyerek aslında bu sürece vurgu yapmıştır. Bugün statükonun kalesi haline gelmiş bir maalesef CHP'den bahsediyoruz. Aslında yapılan hata şu Faruk Bey. Hem diyorlar ki biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyoruz diyorlar. Yapılan hata şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok partili döneme geçtiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi sineyi millete dönmeliydi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ismi ve markası bu devlete bırakılmalıydı. Maalesef 1945'ten sonra CHP bir parti olarak devam edince bu hatalar yaşandı. Ve bugün bakın, o zaman Mustafa Kemal iktidara gelemiyor mu yıllardır? Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'in koltuğunda mı oturuyor? Yapmayın. O zaman biz Mustafa Kemal'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz etmek, ona itiraz etmek mi oluyor? O açıdan burada Türkiye'de stratejik bir hata oldu. CHP ismi o gün millete bırakılmalıydı. Bırakılmayınca bugüne geldik. Bu arada isim vermeyeceğim, onu söyleyeyim başta. Bu 104 neden? Amiralin 8 neden? Tanesi neden? De... Neden vermiyorsunuz? Yani holding var. Holding vardı onun için. Holding ismi onu vermemek için adına. Boynuzlu mu? Boynuzlu. 8 tane. Boynuzlu mu? Ha işte 8 tanesi. Evet, boynuzlu. 8 tanesi de Gezi Parkı olaylarında ön sıralarda yer alan bir holdingin denizcilik forumunun üyesi. 8 tanesi. Bu işin içinde sadece siyaset yok. Bu işin içinde sermaye de var. Yusuf Hocam önemli bir şey söyledi. Onun altını çizmek istiyorum. NATO ve Rusya, yani Amerikancı ve Avrasyacı. Bu arada ne kadar acıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri içinde emekli generallerin bir kısmının NATO'cu, Amerikancı, bir kısmının da Rusçu olduğunu söylüyoruz. Bu da bize zul olsun. Yani yani bize mi yazıklar olsun, onlara mı yazıklar olsun bilemedim yani. Türk ordusunun subaylarının bir kısmı Amerikancı, bir kısmı Rusçu diye söylüyoruz. Allah'a hamdolsun bugün subaylarımızın çoğu Peki bu Türkiye'de. Kemalizm üçüncü yol olarak seçilmemiş miydi? Öyle anlattılar ya bize, emperyalizme veya sosyalizme hemen, karşı. Hemen Kemalizmle ilgili şunu söyleyeyim. Üçüncü aslında bir yoldu hani bu. FETÖ dediğimiz, tabii FETÖ dediğimiz örgüt aslında dini görünümlü Kemalist bir örgüttür. Kemalizm bugün Mustafa Kemal'in yolu değildir. Kemalizm bugün Türkiye insanını ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir projedir. Yoksa böyle bir izimli mizimli şeyler, Türk ya NATO'cu subay, Rusçu subay diyorsun. Montrö'nün ortadan kalkması diyorlar, Amerika'nın işine yarar. Savaş gemileri gelir. İyi de Montrö ortadan kalksın diyorsunuz, NATO'cu subay oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Rusya'nın lehine açıklama yapmış oluyorsunuz. Bu açıdan aslında ben şunu görüyorum.
topyekün küresel bir projenin içerisinde olduğumuzu görüyorum. Topyekün küresel bir proje. FETÖ içinde, Kemalizm içinde, FETÖ Kemalizmle hemhal olmuş. Ertuğrul'un beyin dediği o FETÖ Kemalizm dediğimiz yapılanma. Hemhal NATO'cularla Rusçular bir araya gelmiş. Topyekün bir küresel proje. Bu küresel projeye karşı sadece ve sadece millet var. Bugün siyaset ikiye ayrıldı aslında. Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta da diğerleri diye ayrıldı. Diğerlerinin hepsi bir yapının içerisine girmiş vaziyetteler. Yoksa NATO'cu ve Rusçu subayların bir araya gelmesi mümkün değildi. Bugün bütün subaylarımızın da Türkiye'ci olması lazım. Ki ben savcılığın da bu amirallerin şu anda içerisinde olduğu muvazzaf subayları da bulacağına inanıyorum. Çok büyük bir grubu olmadığını da düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyip de bırakayım. Şimdi tüm siyasetçiler buna karşı tepki vermeliydi. Meral Akşener'in tepkisi çok güdük bir tepki olarak kalmıştır. HDP'nin tepkisiyle neredeyse birebir aynıdır. HDP siyasi kurnazlık dedi, öbürü de zevzeklik dedi. Neredeyse aynı. CHP zaten bu bir gündem değiştirme diyerek, gündemimiz bu değil diyerek aslında işin tamamen içinde olduğunu duyurdu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği daha büyük bir planın parçasıydı. Aslında Türkiye çok basit gözüküyor. Efendim zevzeklik, ya bu zevzeklik gibi gözüküyor ama hakikaten biz bir darbeyi atlattık bu arada. Eğer biz bugün bu darbeye karşı çıkmış olmasaydık bu bildirinin adı 4 Nisan darbe bildirisi olacaktı. Ve biz 2021 senesi içerisinde darbe kalkışması olan bir ülke olacaktık. Bugün asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde çok küçük bir yapılanma bile olsa, çok küçük bir yapılanmayla bile darbe kalkışması yapabilirlerdi. Bu da Türkiye'ye çok büyük geri adımlar attırırlardı. Ve bugün bakın dikkat edin, geçtiğimiz günlerde aslında bu bildiri niye yayınlandı? 15 Temmuz nasıl aceleye getirilip darbe yapıldıysa bu bildiri de Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı açıklandı geçen hafta Ulaştırma Bakanı tarafından. Kanal İstanbul'un temelini çok yakında atıyoruz dedi. Bunun üzerine bildiri geldi. Aceleyle yapılan bir bildiri oldu. Çok sık, bu da aslında topyekün küresel projenin Türkiye'de çok sıkıştığını, Türkiye'nin, milletin iradesinin bunların çok daha üstünde olduğunu göstermesi açısından da yeni bir turnusol kağıdıyla karşı karşıya kaldık. Herkes imtihanını verdi ama şunu söyleyeyim, darbeciler zaten sınıfta kaldı ama maalesef muhalefet de bu noktada sınıfta kalmış gözüküyor. Peki, teşekkürler. Döndük içeriye. Yaklaşık olarak bir yarım saatimiz var. Bu yarım saatte... Benim bir notum var isterseniz. Onu lütfen buyurun. Buyurun. Şöyle yani epey bir şeye değindik. Hem Ertuğrul Bey hem Hacı Bey hakikaten çok ciddi konulara değindik. İyi oldu bence de. Şimdi bu erkene alınmış dedi ya Hacı Bey. Şimdi oradan şöyle ben devam edeyim. Şimdi bu bildiriyi imzalayan amirallere baktığımızda bunların gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatlerini, Türkiye Cumhuriyeti işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin performansı bağlamında mı hareket edip etmediğini de ölçebiliriz. Hı hı. Geçmişteki süreçlere bakarak. Tabii. Nedir onlar? Mesela Türkiye 15 Temmuz 2016'dan bu yana dışarıda çok büyük operasyonlar yapıyor. Yani işte Suriye'de kaç tane operasyon yaptık. Doğu Akdeniz'de Fransa ile kafa kafaya geldik. Oradaki büyük güçlerin oradaki donanmalarıyla karşı karşıya geldik. Aynı şekilde Yunanistan'la sürekli bir zaten mücadele halindeyiz. Orada işte belli güçlerin bir maşası olarak karşımıza duruyor. Aynı şekilde Türkiye Libya'da çok büyük operasyonlar yaptı. Yani Libya'daki meşru hükümeti destekleyerek Libya'nın düşmesini engelledi adeta. Hı hı. Ve bu muhalefet partileri Libya'da da ne işimiz var diyen cephede yer aldılar. Hatta enteresan sonra bir şekilde... Değişti ama herhalde. Enteresan bir şekilde o zaman Hafter içinde o laik, hani niye Hafter'i desteklemiyoruz, o laik niye karşısına yer alıyoruz gibi ifadeleri de kullandı yine Cumhuriyet Halk Partisi. Bu laik kavramında ne varsa... Mesela Beşar Esad konusu da buradan incelendi. Aynı şekilde. Buradan dahil olundu. Evet. Buralarda operasyonlar yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. Çok ciddi başarılar da elde edildi. Aynı şekilde Dağlı Karabağ'da Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarması sürecinde Türkiye çok ciddi açıktan destek verdi. Ve oradaki statükoyu
Türkiye tersine çevirdi. Ve çok şükür oradaki işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Bütün bu süreçlerde Türkiye şehitler verdi. Yani bütün bu zor zamanlarda bu amiraller bir araya gelip de bir bildiri yayınlasaydılar, deseydiler ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu işte aynı zamanda 3 cephede, 5 cephede verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Şehitlerimizin yanındayız, onları destekliyoruz. Gazilerimizin yanındayız, destekliyoruz açıklamasını yapsaydılar. Veya Rusya ile Amerika ile Türkiye o zor zamanlarda, gerilim zamanlarda ya Türk, hani hükümeti geçtim, TSK'nın yanındayız diye açıklama yapsalardı en azından bunların, bu isimlerin bir derdi olduğunu düşünebilirdik. Aynı şekilde fotoğrafın büyüğüne bakmamız lazım. Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi AK Parti döneminde zayıfladı mı, güçlendi mi? Çok net bir şekilde güçlendi. Ben sadece bir sürü örnek verilebilir ama sadece bir rakam söyleyeyim size. 2002'de bakın savunma sanayi alanında 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde savunma sanayi sektörünün cirosu 1 milyar dolar. 2019 sonunda 11 milyar dolar. Bak savunma sanayi cirosu 2002'de 1 milyar dolar. 2019 sonunda ki şimdi 2021'deyiz 11 milyar dolar olmuş. Ve Türkiye ürettiği İHA'larla, SİHA'larla dünyada adından söz ettiren Amerika'da belli üniversitelerde bu SİHA süreci nasıl üretildiğine, yapıldığına dair dersler verilen bir ülke pozisyona geçmiş durumda. Şimdi amiraller açısından baktığımızda donanmaya bakalım. Donanmada Türkiye pek çok savaş gemisini son 5 yılda üretti ve denizlere gönderdi. Piri Reis'inden başka bir sürü isimlere kadar. Hatta ilk kez Türkiye bir savaş gemisini tümüyle A'dan Z'ye yerli imkanlarla üreten bir ülke konumuna gelmiş durumda şu anda. Evet. Ve bunu da üretip denize de göndermiş bir ülke. Milgem projesi var. Türkiye'nin yerli gemi üretim projesi. Muhteşem bir proje. Pek çok gemi üretildi, savaş gemisi. Pek çok gemi şu an satılıyor. Pakistan'a satıldı. Diğer ülkelere satılıyor Milgem projesinden üretilen gemiler. Ve en önemlisi bakın bu sene veya önümüzdeki sene TCG Anadolu diye Türkiye'nin yüz akı olacak. Savaş uçaklarının inebileceği kapasitenin bir altı olan, seviyede olan bir gemi şu an bitme aşamasında ve önümüzdeki süreçte denizlere inecek. Bakın Selçuk Bayraktar geçen gün açıkladı. İHA'lar ve SİHA'lar bu gemiye inip buradan havalanabilecek şekilde bir entegrasyon süreci içerisindeyiz dedi. Yani donanmada yani Türkiye çağ atlamış durumda. Hani ne çağlar atlamış. Hadi çağa geçtim. Çağlar atlamış durumda. Şöyle bir şey ya geliyor. Böyle bir hani siz bunu şimdi anlatırken aklıma şöyle bir şey geliyor. Mesela Türkiye'de yani iktidar değişikliği yaşansa ne olacak mesela? Bu projeler iptal mi edilecek? Diyelim İHA'lar, SİHA'lar mesela işte. O gemiler hani yapılan savaş gemileri işte bunlara inip kalkacak bu savaş gemilerine. Şimdi bir bütün olarak bir şey yapılıyor. Mesela ne olacak? Bütün bu organizasyonlar, birbiriyle bağlantılı işler, ordudaki modernizasyon, işte İHA'lar, SİHA'lar, yeni gemiler, şunlar bunlar. Mesela bunu da düşünüyoruz. Hani olur mu böyle bir şey? Yoksa kaldığı yerden evet. Hani milli bir ruhla ya da milli bir anlayışla, evet. Onu nasıl tarif eder herkes bilemiyorum. Oradan devam mı eder mesela? Yani... Hani uzun vadeli şeyler için söylüyorum. Evet evet. Şöyle bitireyim orayı. Yani Türkiye Cumhuriyeti donanması, evet. TSK'nın dışında donanma, araç ve gereç bakımından tarihinde olmadığı kadar kuvvetlenmiş durumda. Evet. Bu yüzden amirallerin rasyonel, somut, gerçek içeriklere bakmadıkları ve algılar üzerinden başka şeylerin peşinde oldukları da çok net bir şekilde ortada. Dürüst olsalar çıkarlar derler ki, Türkiye Cumhuriyeti donanması muhteşem bir pozisyona gelmiş durumda. Amiraller başka işlerle mi uğraşıyor? Karadeniz, amiraller başka işlerle uğraşıyor. Siz spotu hakikaten attınız evet. Kesinlikle. Diğer sorunuza gelirsek, şimdi Erbakan'ın, Allah rahmet etsin,
Bu son süreçte biraz daha baktım onun hayatına, neler yapıp ettiğine dair. Şimdi Erbakan'ın biliyorsunuz temel mottolarından birisi ağır sanayi hamlesidir. Tabii. Şimdi ağır sanayi hamlesi sürecinde Erbakan'ın başbakan yardımcısı olduğu dönemlerde başlattığı projeler var. Bütün bu projeler Erbakan'dan sonra rafa kaldırılıyor. Neden? Neden? İşte esas soru bu. Bu yüzden AK Parti'den sonra Türkiye'de bir araştırma yapılsa, kamuoyu araştırması, deseler ki AK Parti'den sonra şu büyük isimler sayılsa, şu büyük projeler devam eder mi? Gelen hükümet tarafından hocam burada ben CHP'ye haksızlık yaptırmam şimdi. Bir dakika. CHP'nin hakkını yedirmem. Adamlar açık açık anlattılar. Külliyeyi, yeni havalimanını falan ne yapacaklarını anlattılar. Patates yani tarlası. Lütfen yani orada CHP'nin hakkını yemeyelim şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi ne söyledi? Yani şimdi yeni havalimanı, külliye, tarlası, okula verecekler falan adamlar açıklıyorlar. Vizyon meselesi. Lütfen burada kimsenin hakkını yemeyelim, ona göre konuşalım. Ama yani tekrar Türkiye'nin şeye, Çankaya Köşkü'ne dönme ama parlamenter sistem. Bir örnekle tabii. Erbakan'la ilgili örneği bitireyim. Biliyorsunuz Erbakan 27 Mayıs darbesinden önce yani 1960'ın başında yani 1956'da Erbakan'ın kurduğu bir gümüş motor fabrikası var. Şimdi 1960'ın başında Adnan Menderes bu gümüş motoru ziyaret eder. Çok heyecanlanır. Ne kadar para istiyorsunuz der. İşte 1 milyon şu kadar yardım yapar. Der ki keşke daha önce buradan haberim olsaydı rahmetli Menderes. Erbakan'ı o zaman 60'larda bahsediyorum. Neyse darbe olur falan filan şu bu. Erbakan bu sefer askerlere bir konferans verir. Askerler de bir şekilde ikna edebileceğini düşünüyor Erbakan. Fakat daha sonra bu konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetçilere işte aralarında yoğun şekilde CHP'lerin olduğu siyasetçilere bir konferans vermesi istenir. O konferansın tutanakları yayınlandı. Cemil Koçak o tutanakları yayınlamış. Orada yani siyasetçiler bin dereden su getiriyorlar. Ya Erbakan'ın işte motor yapalım, araba yapalım, ağır sanayi kuralım bu doğrultudaki bütün yaklaşımlarına bin dereden su getirerek cevap veriyorlar. O yüzden şu anki tabloya da baktığımızda Erbakan'ın bu konulardaki bütün yaklaşımları nasıl hayalci, bakın hayalci ifadesiyle mahkum edilmiş ve akim bırakılmışsa ben üzülerek bunu söylüyorum. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu büyük kalkınmacı projeler konusunda bunu devam ettirecek vizyonda bir siyasal söylem görmüyorum. Zaten ama muhalefet meclis konuşmasını hatırlıyorsunuz. Hayal çok kıymetli bir şeydir diyor. Çok güzel bir cümle ama işte o hayalcilik üzerinden başka bir şeyle onu mahkum ediyorlardı. Sonra ama devam ediyor. Bildiğim kadarıyla diyor Sayın Ecevit şairdir. Hayal dünyası geniştir diyor. Çok güzel konuşmalardı bunlar meclis kürsüsünden. Evet. Zaten şu anki muhalefet partileri de biz İHA'ları, SİHA'ları yapmaya devam edeceğiz. Büyük kalkınma projelerine yatırım yapacağız. Terörle mücadelede FETÖ'yü Amerika'dan alıp getireceğiz, yargılayacağız demiyorlar. Böyle bir iddiaları yok. Ne diyorlar? AK Partilileri TRT'de canlıda yayında yargılayacağız. İddiaları bu. Başka da bir iddiaları yok. Ha bir de şunu söylüyorlar. İşte anlatıyor bir tanesi mesela. Diyor ki işte sosyal yardım yapıyoruz. Çocuklar ne alıyorlarmış o yardımla biliyor musunuz? Çocuklar çikolata alıyormuş. O kadar zor durumda Türkiye. Buna yani bu doğrultu bu cümlelerle yani bu ifadelerle bir şeyin iddia içerisindeler. Buradan da büyük Türkiye vizyonu falan çıkmaz. Yani içe kapanmış, iç sorunlarıyla boğuşan, dünyada uluslararası ölçekte Türkiye'nin çıkarları ve hedefleri doğrultusunda bir iddia ortaya koymayan bir yaklaşım var muhalefetin. O yüzden ben açıkçası bugün mevcut muhalefet partilerinin yani ikinci ve üçüncü partileri kastediyorum. Çünkü oyu düşük olan partilerin farklı yaklaşımları olanlar da var. Haksızlık etmeyelim. Ama 2 ve 3 numaradaki partilerin, MHP dışındaki partilerin böyle bir vizyonu olmadığını düşünüyorum. Metin Külünk, Metin Bey de bu arada şöyle diyor. Eğer 10 yıl Türkiye'nin Sayın Erdoğan liderliğindeki projeleri gerçekleştirmesini engelleyemezler. Türkiye'nin kutup başı güç merkezi olma rolünü ortadan kaldıramayacaklarını biliyorlar diyor. Yani
bir 10 yıl bu, herhalde mesela Türkiye'de bir iktidar değişikliği olsa ne olacak mesela bu kadar büyük işler, katılıyorum bu kadar büyük projeler. Çünkü bakın yerli otomobil, üzerine yerli otomobil, yerli savaş uçağı bir görüş paylaşıyor. Doğalgaz, bulunan doğalgazlar ve doğalgaz arama konusunda kurulan donanma. Evet. Bir de bir donanma da doğalgaz aramak için Türkiye kurdu. Yani denizlerde gaz aramak için bir donanma kurdu. 6-7 gemiden oluşan. Ha, bunun da altını çizmemiz lazım burada tabii. Yani o yüzden hakikaten Metin Bey'in altını çizdiği nokta önemli. Şuradan da önemli. Oraya da bir iki cümle kurayım. Ertuğrul Bey'in süresini de çok almamış olalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra bu coğrafyada bir güç boşluğu ortaya çıktı. Yani bu coğrafyaya nizamat verecek, bu coğrafyada haksızlıklara dur diyecek, belli problemleri bir abi olarak çözecek bir ülke, bir güç boşluğu ortaya çıktı. Bu güç boşluğu Çin'in coğrafyasında yok. Rusya'nın coğrafyasında yok. Amerika'nın coğrafyasında olmadığı gibi Amerika diğer bölgelerde de bu hegemonyasını emperyalist bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu boşluk esasında bizim olduğumuz coğrafyada var. Ve Türkiye bu devlet kapasitesini işte enerjide, askeri sanayide, kalkınmada artırdığı gibi ekonomi, bakın ekonomide de üretim anlamında ve kendi kendine yetebilecek bir ekonomi bağlamında da bunu artırdığında Türkiye'nin bu bölgesel güç olma pozisyonunun yakın vadede küresel bir aktör olma pozisyonuna evrileceğini aslında herkes biliyor. Sayın Erdoğan da dünya beşten büyüktür diyerek hem BM kürsüsünde hem de dünyanın farklı toplantılarında bu gerçeği dile getiriyor. O yüzden de Türkiye'ye karşı küresel ölçekte ve onların da içerideki uzantıları bağlamında bir sürekli bir engel koyma ve Türkiye'yi iç tartışmalara kapatma çabası var. Ama Türkiye Erdoğan'ın vizyonuyla bu tartışmalara kapanmaz. Peki. Ve Türkiye yoluna devam eder. Burada aslında ben bu hamlelerin bu süreçte duracağını düşünmüyorum. Günün sonunda kurulabilecek belki bir cümle de şudur. Türkiye'de vatandaşların, yani Necip milletin hiçbir şekilde yapılan bu çalışmalara duyarsız kaldığını düşünmüyorum. Yani iyi bir ordu, güçlü bir ordu, sağlıklı bir demokrasi, gelişen bir Türkiye. Şu anda evet salgın var, başka etkenler de var. Ekonomiye dair bazı soru işaretleri var ve insanların büyük oranda şikayeti bu. Ekonomiye dair. Ve tabii biraz daha başka etkenler var, başlıklar var. Bunlar. Onun dışında bu memleketin her ferdi yaşadığı ülkenin iyi olmasını ister. Neden istemesin ki? Yani bu konuda çok da fazla kötümser olmaya gerek yok. Ama işleri düzeltmenin yolu da ekonomi. Ekonomiyi bir şekilde orayı toparlamak lazım. Her türlü toparlamak lazım. Şimdi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ertuğrul Bey, başka bir başlık ama kısa sürede hemen soracağım size de. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dosya hazırladı ve Anayasa Mahkemesi'ne gitti. HDP'nin kapatılmasını istiyorum dedi. Anayasa Mahkemesi de burada usul eksiklikleri var dedi. Ve sonra HDP'nin kapatılma süreci ya da kapatılmasıyla ilgili dava başlamadı. Yanlış tabir kullanmıyorum herhalde. Doğru. Dava başlamadı. Esasa girilmedi. Mesela bu sizin açınızdan bazı iddialar var. Türkiye'de hukuk devleti tartışmalıdır deniyor. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı hazırlıyor, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, Anayasa Mahkemesi de geri gönderiyor. Yani bu Türkiye'de hukuk devleti tartışmalarına bir cevap mıdır? Tabii önce şunu söyleyeyim, bu son bildiriyle ilgili cümlelerimi bitireyim. Dediğiniz gibi artık farklı bir millet var. Farklı bir Türk toplumu var. Hı hı. Bu tür çapulcu işlere kimse papuç bırakmaz. Zaten gözaltına alınanlar ifadelerinde bildiriyi biz yazmadık, imzaladık demişler. Yani yazık bu devlete ki bu kadar eğitim ve masraf etmiş, kurulan cümleye bakar mısınız? Ne diyorlar? Biz yazmadık, yalnızca imzaladık. Ya size uyuşturucu verip mi imzalattılar? Okumadınız mı? Ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz siz ya? Yazık ki o kadar eğitim almışsınız siz o zaman. Yani böyle bir şey olabilir mi? Milletin aklına dalga mı geçiyorsunuz siz? Madem iş yaptınız arkasında durun ya. FETÖ'cüler bile sizden daha dik durdular ya. Arkasında durun kardeşim. Yani daha gidin intihar edin yani bu cümlemi duyacağınıza. Yani hakikaten
Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz yazmadık ve imzaladık diyorlar ya. Şaka mısınız siz ya? Yani yazıklar olsun size. Sayın Savcı Sayın Ağrı Belediye Başkanı, bakın Ağrı'da devrim yaptı. O PKK'nın elinden aldı o Ağrı'yı. Hiçbir şey yapamaz dediler. Gitti, milletin meşru oylarını aldı. Milli iradeyle oraya oturdu ve bugün de Ağrı Belediye Meclisi ile birlikte bu bildiriye karşı çok da güzel cevap niteliğinde taşıyan bir bildiri yayınladı. Helal olsun. Buradan hem Ağrı Belediye Meclisi'ne hem Sayın Savcı Sayan'a da ben gönülden tebriklerimi sunuyorum. Ağrı halkına da tebriklerimi sunuyorum. Bir diğer husus, hukuk devleti. Şimdi yani bunların, HDP'nin kapatılma dosyası. Oraya geleceğim. Bunların hukuk devleti dediği şey nedir biliyor musunuz? İşte bu Aykut Erdoğdu'nun elinde hiçbir veri, somut delil olmadan biz bunları yargılayacağız demesidir. İşte bunların hukuk devleti budur. Bunların hukuk anlayışı budur. Ben başındaysam krallık en güzeldir diyor. Ben başındaysam monarşi en güzelidir. Ben başındaysam demokrasi en güzelidir. E olamıyorsun. E sen olamayınca kötü mü bu işler? Hukuk kişiye göre değiştiğinde CHP'ye göre meşrudur, değişebilir diyor. Bunların baro başkanı da öyle demişti. CHP kişiye hukuk kişiye göre değişebilir. Lehe ve aleyhe olduğunda CHP ve o şurekâ tarafından böyle olduğunda problem yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kanunlara uygun atamalar yaptığında suç işliyor. Devlete ihanet etmiş gibi davranılıyor. Meydanlara iniliyor. Bunların hukuk anlayışı bu. Tek adam rejimi diyorlar. Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı sisteminin kötülüğünü anlatıyorlar. Krallık oluştu diyorlar. Tek parti rejimi oluştu diyorlar. E peki bu ne lahana, bu ne perhiz turşusu derler insana. Hı hı. Tek adam yönetimi varsa, konuşamıyorsanız, despotik bir yönetim varsa sen televizyonlara çıkıp bu iktidarı canlı yayında yargılayacağız ifadesini nasıl kullanabiliyorsun? Bu ne alaka? Yani milletin aklıyla nasıl dalga geçiyorlar? Yani veya CHP'deki yozlaşmış ve çürümüş fikriyatı ortaya koymak adına önemli. HDP'nin kapatılması noktasında da bakın biz Anayasa Mahkemesi o ışıkları yaktığı gece dedik ki problem var. Anayasa Mahkemesi ışıklarını yaktığı gece dedik ki problem var. Bu bir darbe remzidir diyelim veya bulamadım doğru. Yani eskinin darbe çağrısını ortaya koyuyor dedik. Işıkları yanan genelkurmay misali. Ve sonuç nereye bağlanıyor? Bunlar birbirinden bağlantısız şeyler değil. Anayasa Mahkemesi bana göre şeklen yanlış bir mahkemedir. Misyonu da hatalıdır. Öyle misyonu mi? Darbeyle kurulmuş. Sayın Bahçeli kaldırılmalıdır diyor. O tartışılabilir. Tartışılabilir. Bakın Anayasa Mahkemesi 60 darbesinden sonra kurulmuş ve milli iradenin tecelligahı olan meclisin başının üstünde balyozla bekliyor. Sen vatandaş olarak başörtüsüyle çalışmak istersin. Milli iradeyle hükümet yaptığın, oy verdiğin kişiler gider serbest kılar. Sen koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne gidersin, başörtüsünü yasaklatırsın. Bakın, Anayasa Mahkemesi yıllarca siyaseti şekillendirdi Türkiye'de. Ve komik olan ne biliyor musunuz? Atamasını kim yaparsa yapsın. AK Parti yapsın, CHP yapsın, MHP yapsın. Mahkeme dediğiniz ve Yüce Divan sıfatıyla bu devletin en üst düzey yöneticilerini başta Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı olmak üzere yargılayan kurumun başındaki adam hukukçu değil, hakim değil, iktisatçı, işletme mezunu. Böyle bir şey olabilir mi? Efendim hayatın her alanından kişi olmalıymış. Olsun. Komisyonlar kurun. Rapor alsın komisyondan. Hukukçularla oluşan genel kurulda karar versin o rapora göre. Zor iş mi? Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Kim atarsa atasın. Anayasa Mahkemesi'nin misyonu da hatalıdır. Bugünkü işleyiş şekli de hatalıdır. Geçsin millet ya Cumhurbaşkanı onu seçiyor, bunu seçiyor. Ya Cumhurbaşkanı'nın emri altında çalışan Anayasa Mahkemesi HDP ile ilgili bu tasarrufu yapar mı? Cumhurbaşkanı'nın emri Anayasa ve talimatıyla... Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın emri altında mı çalışıyor? Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğunu Cumhurbaşkanı atıyor ya. Atamak başka bir şey. Emri altında çalışıyor. Çay toplamaya gittiler ya. Ona vurgu yapıyor. Tabii. Peki... Cumhurbaşkanının emri altındaki Anayasa Mahkemesi devlet memurlarının güvenlik soruşturmasıyla ilgili neden hükümetin aksine karar verdi? Terör örgütlerine devleti açacak kararı verdi. Neden Anayasa Mahkemesi İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik
kaygısıyla konjonktürel olarak idari yasaklarını kaldır, bu yasağı koyamazsın dedi. Türkiye'yi terör örgütlerini açtı. Neden Anayasa Mahkemesi gece ışıklarını yaktı? Neden Anayasa Mahkemesi'nin üyesi İçişleri Bakanı ile tartıştı? Anayasa Mahkemesi'nin yapısı bir an önce değiştirilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yle... Siz kapatılmalıdır demiyorsunuz. Bakın, bir üst merci, denetim merci olmak zorunda. Tüm devletlerde bu böyledir. Hukuk devleti olmak istiyorsanız denge ve denetim sisteminizin muazzam çalışması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de her alanda karar verebilecek tek mahkemedir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmeniz için başvurmanızın zaruri olduğu son yoldur. O kalmalı. Fakat misyon ve işleyiş şekli değiştirilmek zorunda. HDP ile ilgili kısımda da şöyle bir durum var. Ben HDP ile ilgili verilen kararda Anayasa Mahkemesi'ni sorunlu bulmuyorum. Çünkü orada haklı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı oluşturduğu iddianamede HDP tüzel kişiliğinin kapanmasına yönelik bir çalışma yapıyor. Ancak kişilerle ilgili suçları ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki sen HDP'nin tüzel kişiliğiyle ilgili iddialar ortaya atıp gerçek kişiler, şahıslar hakkındaki iddialarla bunları isteyemezsin. Bağlantı kur diyor. İki cümlelik bir şey. Bu doğru bir hamledir. Hukuki bir hamledir. Hı hı. Hiçbir problem yoktur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hatayı giderecektir. Bu bağlantıyı kurduktan sonra HDP'nin savunması alınacak. Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşü alınacak. Raportör bir rapor hazırlayacak. Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Anayasa Mahkemesi de genel kurulda görüşmek üzere bir gün belirleyecek ve 15 üyenin 10'unun onaylaması neticesinde ya kapatılacak ya kapatılmayacak. Peki. Şimdi az biraz nostalji yapalım. 21 Temmuz 1936 Salı günü Ulus Gazetesi her yerde 5 kuruş, 5 kuruşa satılıyormuş. Ulus Gazetesi şöyle diyor. 21 Temmuz 1936 Salı günü. Atatürk Türkiye'sinin yeni zaferi. Boğazlar Mukavelesi bu gece Montreux'da imzalandı. 1936'daki basından yansıyan, hı hı, o sözleşmenin imzalamasında Türkiye'deki basından yansıyan tarafı böyle. Çok değerli bir arkadaşımız göndermiş, paylaştım. Bu arada tabii o tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi de bütün Türkiye büyük tezahürata hazırlandı diyor. Yani büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ben bu coşkuyu bir de Gümrük Birliği Anlaşması'nda görmüştüm. Sayın Çiller'di galiba başbakan. Hani her tarafa bayraklar falan asılmıştı böyle. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş gibi bir hava esmişti hatırlıyorsanız. 11 ön adımı gibi algılanıyordu 94. Evet. 93. Bütün bunları da söyledikten sonra Hacı Bey'e de bir döneceğim Ankara'ya. Ama bu arada Twitter üzerinden bir arkadaşımız NBA Durmuş katılımcıların cep telefonlarını kapatmalarını istiyor. İzleyicilerin tabii gecenin ilerleyen saatlerinde. Şundan dolayı ben kendi adıma açıklama yapayım. Yanımızda bazen gerekli olan evrakları getiremeyebiliyoruz. Ona bakayım. Tabii telefondan not aldığımız hususlara bakmak adına. Tabii ama inanın şöyle bir şey var. Yani epey bir uzun yıllardır biraz bu işin içindeyim ben. Yani o cep telefonları falan yokken tartışmalar ve muhabbet programları çok daha başka oluyordu. Şimdi insanların aklı yarı yarıya bölünmüş durumda. Herkes oralarla uğraşıyor. Belki de bunu yaparız bir gün. Cep telefonları kapalı tek program olur. Ankara'ya bir gidelim. Hacı Bey'e, Hacı Yakışıklı. Yalnız herkes aynı şeyi söylüyor. Hacı Yakışıklı diyorlar. ne diyorsunuz HDP meselesine? Anayasa Mahkemesi. Bana herkes Hacı Yakışıklı diyor zaten doğduğumdan beri. Evet. Şimdi tabii şu var. HDP mevzusunda HDP kapatılır mı kapatılmaz mı diye baktığımız zaman HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına AK Parti karar vermeyecek. Buna MHP de karar vermeyecek. Son karar verici Anayasa Mahkemesi. Evet. Ertuğrul Bey güzel bir şey söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin ben bugün adil bir mahkeme, tam adil bir mahkeme olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Bireysel başvurularda insanlar yıllarca bekletiyorlar. Bizim yaptığımız bireysel başvurular var.
yıllarca bekletiyorlar. O açıdan da Anayasa Mahkemesi tam olarak tekamül etmiş bir mahkeme değil. Türkiye'nin de çok işine yarayan bir mahkeme değil. Yani Devlet Bey'in söylediği şeye katılıyor musunuz? Yani Devlet Bey'in söylediği şey Anayasa Mahkemesi kapatılsın noktasında, ben Anayasa Mahkemesi kapatılınca Türkiye'nin hiçbir şey kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani kapatıldığı zaman ne kaybedeceğiz bugünden yarına baktığınız zaman? Hani Anayasa Mahkemesi hangi derdimize merhem oluyor diye bakıyoruz. Tabii parti kapatma işinin neticede Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. O ayrı bir mevzu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasıyla HDP mevzusu ayrı mevzular. Zira bugün HDP Avrupa'da bu dava açılmış olsaydı şu anda ilk celsesinde HDP'nin kapatılması konuşuluyor. İkinci celsesinde de HDP kapatılıyor olurdu. Yani Avrupa yasalarına göre HDP'nin kapatılması gerekiyor. Almanya'da bu dava açılmış olsaydı, Fransa'da, İsviçre'de bu dava açılmış olsaydı HDP kapatılırdı. Çünkü Faysal Sarı Yıldız isimli milletvekili, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği kırmızı plakalı aracında Kalaşnikov taşıyor. Bugün evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesinin sebebi PKK'lıların fotoğrafını Twitter'ında paylaşmasıdır. Efendim Twitter mesajı paylaştı da düşürüldü diyor. O mesaj, PKK'lılar elinde Kalaşnikovlarla fotoğrafları var o mesajda. Yani bunu iyi görmek gerekiyor. HDP'nin yaptıklarına baktığımız zaman Avrupa yasalarına göre kapatılmalıydı. Bakalım Türkiye yasaları ne diyecek, bunu göreceğiz. Kapatılmasa bile fezlekeler geliyor, fezlekeleri konuşacağız. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi fezlekelere karşı olan bir parti. Az önce sordunuz ya, Erdoğan hükümeti düşse, bu Cumhur İttifakı düşse, bu şu anda Cumhur İttifakı'nı AK Parti MHP temsil ediyor. Bu ittifak düşse yerine ne gelecek? HDP gelecek. İYİ Parti gelecek, CHP gelecek. Kim diyebilir HDP'nin iktidara gelmeyeceğini Cumhur İttifakı düştüğü zaman? O zaman Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenler külliyeye geçecekler. Hatta külliyeyi kapatacaklarını söylüyorlar. Çankaya'ya geçecekler. Ya Çankaya Köşkü'ne gittim ben. Ya Çankaya Köşkü'nden ülke yönetilmez. Çankaya Köşkü dediğiniz yer elinde hiçbir yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı'nın oturacağı bir mekan. Yetkisi o Ahmet Necdet Sezer'e tam uyuyor Çankaya Köşkü. Ama şu anki sisteme Çankaya Köşkü uymuyor. Çankaya Köşkü'ne gidin gerçekten, yani 4-5 tane bina var. İnanın 4-5 ailelerin oturacağı yerler bunlar şu anda yani. Türkiye 1920'de kurulan bir köşkten bahsediyoruz. Aynı Montreux Sözleşmesi gibi ya, şartlar değişti. Şu anda Almanya'nın istihbarat servisi BND'nin 5000 odalı binası var. 5000 odalı. Bugün bizim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 1100 odalı. Yani Türkiye'nin daha fazla odalı, daha yüksek binalara ihtiyacı var. Ne olur da acaba iktidar gitse? Bugün Suriye'de bizim ne işimiz var? Ya askerin ne işi var diyen askerimiz herhalde tekrar Türkiye'ye çekilirdi. Yani bugün Barış Pınar bölgesinde olan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde olan, Fırat'ın hem doğusunda hem batısında olan Mehmetçiği tekrar içeriye çekerlerdi. Terörle tekrar Şanlıurfa'da mücadele etmeye, Hakkari'de mücadele etmeye kalkarlardı. Bugün Afrin'de Türk askeri var, bunu unutmayalım. Daha dün biz Afrin'e giriyor muyuz, girmiyor muyuz tartışması yaparken şu anda Afrin'de Mehmetçik nöbet tutuyor. M4, M5 peki, karayolunda hemen Hatay'ın alt tarafında Rusya ile ortak devriye atan bir Türkiye var. Peki. Bunun yanında Kanal İstanbul'u zaten geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tehdit etti. Kanal İstanbul'a yatırım yapan firmalar kendisine dikkat etsin dedi. Yani bu tehdidi yapan kişi yarın iktidara gelse herhalde buraya yatırım yapanların hepsini Gezi Parkı'nda peki, olduğu gibi alır. Peki. Irak'ta şu anda Karada operasyon, Kandil'de operasyon yapan bir Türkiye var. Süre bitti. Çok çok teşekkürler. Türkiye'nin genel anlamda çevresinde yaptığı operasyonlardan bahsediyorsunuz. Kanal İstanbul konusunda evet, İBB'nin tavrını ortaya son koyuyorsunuz. Son cümlemi söyleyeyim o zaman. Bir cümle söyleyin, noktalayalım. Bildiriyle ilgili söyleyeceğim. 104 amiral bildirisi bitmedi. Bu iş bitmedi. Çok tepki gelse de bu işin arka planının ben Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aydınlatacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Hacı Yakışıklı Ankara'dan katıldı. Doçent Doktor Yusuf Özkır buradaydı. Hocam teşekkür ederim. Sağ biz olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ avukat olun. Hukukçu Ertuğrul Akar, TÜRKAT Başkan Yardımcısı. Ertuğrul Bey çok teşekkürler. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Sayın seyirciler, size de teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi izlediğiniz için eksik olmayın. Sağ olunuz. Biraz sonra Derya Efe ülkede bu geceyle karşınızda olacak. Bu saate kadar gelişmeler nedir? Ne oldu? Ne bitti?
hepsini derleyip toparlayıp biraz sonra Derya Efe ülkede bu geceyle sizlere aktaracak. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde haber servisinde birlikte olacağız. Herkese iyi geceler.